Aslında ne oldu? Hoş geldiniz. Hepinize iyi geceler. Aslında şimdiden söyleyelim. 2 saat sonra yeni bir yıla başlayacağız. Yeni yılınızda tebrik ederiz. Bugün tabii diğer televizyonlarda yılbaşı eğlenceleri devam ederken neden bizi izleyesiniz sorusu aklımıza geldi. Bence şunun için izleyesiniz. Noel, Christmas ya da yeni yıl ayrımını konuşacağız. Böyle bir ayrım var mı yok mu biraz onu konuşacağız. Sonra 2018'i değerlendireceğiz. Kimlerle? Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Doçent Doktor Vehbi Baysan hocam hoş geldiniz. Vahdettin İnce mütercim, tercüman hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Bu tarafta İdris kardeş hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi ben hemen bugün geleneği bozuyorum. Yılın son gününde Vehbi hocamla başlamak istiyorum. Sorumuz şu. Noel, Christmas, yeni yıl. Birçok kavram havada uçuşuyor. Elbette şu da tartışılıyor. Yani İslam dünyasında Noel nasıl kutlanır? Kutlanır mı? İslam dünyasında yeni yıl kutlanır mı? Tartışmaları var elbette. Bunu din adamları da tartışıyor. Herkes tartışıyor. Fakat önce şunun ayrımını yapmakta fayda var mı? Noel eşittir Christmas mıdır? Eşittir yeni yıl mıdır? Aslında değil. Çünkü Noel dediğimiz ya da İngilizce tabiriyle Christmas Hazreti İsa'nın doğumuna tekabül eden 24'ü ya da 25'i aralığın. Evet. Yani genelde kabul gören budur. Ve bu büyük şeyle işte kiliselerde, ayinlerle vesaire kutlanır. Zaten İsa, Chris aynı zamanda da çarmıha gerilmiş anlamına Christ şeyi vardır. O da ayrıca Easter ya da yortu olarak kutlanır. Paskalya. Bu da Mart, Nisan'a tekabül eder. Şimdi ama asıl burada önemli olan... Ya Paskalya'ya kadar şeyde mi kalmış yani o? Yani 3 tane şeyi var. Bir tanesi Noel dediğimiz Hazreti İsa'nın doğumunun evet. kutlandığı. Evet, yalnız, Hristiyanlar açısından evet. Ardından da bir işte 31 Aralık gecesi yani bizi bir ocağa bağlayan yeni yılın kutlaması var. Şimdi bu genelde karıştırılır. O da haklı sebeplere dayanılabilir. Çünkü biz miladi takvim yani Hazreti İsa'nın miladı doğumuna atfedilen takvim üzerinden gidildiği evet. zaman sanki 31 Aralık gecesi Hazreti İsa'nın doğumuymuş gibi bir hava çıkar. Halbuki 25'idir. Peki yani, 31 Aralık nereden yılbaşı 31 olmuş? Aralık bizim Neden? Yani bu da paganların bir şeyi mi acaba? Yeni yıl kutlamaları mı? Yani o nereden? Tamam biz şimdi eğer Noel'i kutlayacak olsaydık 24 Aralık'ta kutlamamız gerekiyordu. Tabii kutlasaydık oydu evet. Evet. Yani Hristiyan dünyası böyle kutluyor öyle tamam. diyelim. Tamam. Peki bu bugün ne? Bugün olan yeni bir yılın başlangıcı ya da var olan miladi yılın sona erişi. Miladi yılın evet. sona erişi bugün 12'den sonra da yeni yılın başlaması. Şimdi bu bizde şeyde de kutlanıyor biliyorsunuz nedir o? Ay takvimine dayalı. Hicri veya bir de Rumi takvim var. Rumi var. Bir de miladi var tabii. Mali var özür dilerim. Bu aynı zamanda ama şunu da altını çizelim konu değişmeden. Hristiyanların mezhebine göre de Hazreti İsa'nın doğumu farklı zamanlarda kutlanıyor. Hmm. Yani bir ocağın 6'sı, yani ocağın 13'ü var. Bir de onlar var yani. Ortodokslara göre farklı. Ama asıl önemli olan şu. Her iki tarihte yani Hazreti İsa'nın doğumunu belirleyen takvim, Noel kutlamaları muazzam bir para harcama kapitalist dünyanın bayağı beklentilerinin büyük olduğu bir tarih. Diğeri de yeni yıl kutlamaları aynı şekilde satışların vesairenin son derece buradan bir kült yaratıldığı iki önemli tarih. Şimdi bu tarih tartışmalara yol açıyor. Ancak örneğin Noel Baba ağaçları süslemek, çam ağacı evin içine koymak bunların pagan inançlarında olduğuna inanılıyor. Ancak ekonomistlere ve sosyologlara bakarsanız hocam daha iyisini anlatır. 1930'larda çıkmıştır bu bir içeceğin evet. Reklamı dolayısıyla işte uçan bir Santa yani bir Noel baba figürü. Yani bundan 100 yıl, 200 yıl öncesinde geyiklerin çektiği. Yani oradan havada. Bir kültür yaratılmıştır. Aslında bu kültür harcamayı hedefleyen aslında Amerikan yeni çağın
Ürünleri aslında bunlar. Yani oradan baktığınız zaman. Ama Noel kutlanmadı demek istemiyorum. Hiç yanlış anlaşılmasın. Yeni yıl kutlanmadı demek istemiyorum. Bu ayrıca bizim doğu kültürlerinde de var. Yani şey takvimine göre nedir o? Farklı Nevruz kutlaması mesela. Nevruz kutlaması var. Yani belki gidip alışveriş yapmıyorsunuz ya da farklı alan ama bir şey var. Kutlama, festiv havası hepsinde var. Peki. Ancak bizde karıştırılan dediğim gibi yani Noel ile 25'i halbuki 5 gün sonrası, 6 gün sonrası 31 oluyor. Şimdi Ergin Yıldırım'la devam edelim. Şimdi tabii bunlar hakikaten sorumu toplumların... Sorumu müsaade etmeniz, tamam buyurun. Toplumların tarih içinde, tarihsellik üzerinden giderek bunu sosyolojik analizini yapalım. Tarih içinde insanlar bir biçimde eğlenmek istiyorlar, kutlamak istiyorlar. Bu kutlama ve eğlenmeler, eğlenceler benimsedikleri yeni dinlerle birlikte bir takım dönüşümlere uğruyor. Mesela bu aynı şekilde Noel'de de karşımıza çıkıyor. Noel'le ilgili aslında bir takım imgeler, işte geyikle beraber gelen birisi, ondan sonra çam ağacının kutsanması. Bunlar pagan kültüründe olan şeyler Avrupa'da ve kutsal ağaçlar var. Onlar... Ya Roma resmi dini Hristiyanlık olduktan sonra işte 3. 4. Evet, yılda. Evet. Noel kutlamaları nasıl? Noel kutlamaları dönüşüme uğradı. Dolayısıyla o paganist olan özelliklerinden farklılaşarak dinsel özellikler kazanmaya başladı. Bir Noel denilen bir azizin şahsiyetine büründü mesela, geyikli olan şahsiyet. Aynı şekilde çam ağacı da bu şekilde bu yeni konsepte yerleştirildi. Bütün Aziz bunlar, Nikola değil mi? Bütün aslında bunlar... Demre, evet. Bizim memleketimiz. Bütün yani Antalya'da. Yani Anadolu'da bu tabii Hristiyanlığın oluşmasının önemli tarihsel mekanı aynı şekilde. Dolayısıyla Hazreti İsa Hristiyanlığı var eden en önemli karizma. Bütün bunlar o karizmanın kanatları altında yeniden şekillendi, yeniden kutlandı. Yeniden Avrupa Hristiyanlık kültüründen uzaklaşıp sekülerleşmeye başlayınca kapitalizmin tüketim kültürü ve eğlence kültürüyle birleşti. Ve bu çerçevede hocamın dediği gibi mesela işte kolanın renklerinde bunun yansıması, alışverişin yaygınlaşması. Bir ay önce ben Fransa'ya, Strasbourg'a gitmiştim. Orada hatta daha sonra orada intihar girişimi de oldu. Bir suikaste de bulunuldu. Bir Noel pazarı kurulmuştu. Büyük bir kilise. Onun yanında Noel pazarı kurulmuştu. O pazarda İşte birçok alışveriş yapılıyordu ama aynı zamanda Hristiyanlığın bu sembolleri de kullanılıyordu. Bütün Strasbourg'un tarihi mekanları donatılmıştı. Avrupa'da da öyledir yani. Amerika'yı ki Fransa'ya bilmiyorum. Baktığınız zaman çok seküler bir şeydir. Yani, yani seküler ama aynı zamanda... Roma gibi değil mesela yani İtalya gibi değil ama yani. Ama bu bir aslında ille de dini olmak çok iyi, Hristiyan olmayı da gerektirmiyor. Noel hepsi herkes kutluyor. Yani sonuçta insanlar... Evlerini işte diyelim süslüyorlar, caddelerini süslüyorlar, alışveriş yapıyorlar, eğlenmek istiyorlar. İnsanlar bir biçimde geçişlerle birlikte törenler yapıyorlar. Geçiş törenleri var. Ne demek o? Mesela evlilik geçişinde bir tören yapar insanlar. Nikah törenleri gibi, düğün törenleri gibi. Ölümle birlikte törenler yaparlar. Ve ya ektiklerini, biçtiklerini kaldırıp eve ekin götürürken yine törenler yaparlar. Bizim hayatımızın değişik geçiş dönemlerinde bu tür geçiş törenleri vardır. Kimisi yasla bütünleşir, kimisi de eğlence kültürüyle bütünleşir. Yani yılbaşı bugün yaşanan da bakımdan. Tabii yani biz Türkiye'de mesela yılbaşı eşittir Noel demek yerine eğer bu Hristiyan imgeleri kullanılmazsa Noel imgeleri, çam vesaire bunun dışında insanlar bir geçiş olarak algılar zamanı, yeni yıla geçiş ve bu yeni yıla geçiş de eğlenmek için bir vesile olarak değerlendirilir. Siz normal çeresini kırıyor, suyunu içiyor, müziğini dinliyor, muhabbet ediyor, beraber yemek yiyor. Ben şahsen böyle algıladığım zaman ve böyle bir ilişki kurduğumuz zaman çok ciddi problem teşkil etmeyeceğini düşünüyorum. Ben yani bütün hayatımda buna çok sert bir biçimde karşı olmama rağmen bugün bir sosyolog yazarıyla baktığımda nokta... Geldiğim nokta, olgunlaşma, sosyolojik düzey, bütün bunlarda böyle bakabiliyorum. Çünkü böyle bakmanın da bir meşruiyetini şöyle buluyorum. Çünkü toplumda ciddi anlamda eskiye oranla bir kayma var kültürel olarak. Ne demek? Mesela eskiden hakikaten
Türk toplumunda insanlar otururdu, işte çerezini kırardı, piyango bileti çıktı çıkmadı, tombala oynuyor, muhabbet ediyor. Çok az bir kesim Noel Baba'nın sembollerini kutlayıp efendim çam ağacı alıyordu. Ama bugün topluma bakın, alışveriş merkezlerine bakın, caddelere bakın, evlere bakın. Ummadığımız çevrelerde, ortamlarda bu Avrupa'daki kültür deformasyona yol açabilecek bir kültür geliyor yani. Bunlar çoğalıyor. Siz bunu yayılıyor. Normal kabul ediyorsunuz şu anda. Bunu normal kabul etmiyorum. Bu tür yanlış ayırıyorum. Yani bu Noel Baba sembollerinin, kültürünün, çam kültürünün bunların gelmemesi için diyorum ki ya insanlar meşru sınırlarda eğlencesini yapsın. Yeni bir zamana geçmek, eğlenmek için bir vesile oluyor. Hani onda bir sakınca yok diye düşünüyorum yani. Şimdi ona Ergun Hoca'ya katılıyor musunuz diye soracağım. Ama Vahdettin önce bir şey hatırlatarak söyleyeceğim. Şimdi tabii yani Noel ve işte yeni yıl ayrımını yapıyoruz. Bu aslında Christmas günlerinde dindar Hristiyanlar acayip bir anmada yapıyorlar. Yani çok da yani kendi dini inançlarına göre önemli anmalar. Yani bizim mevlid törenlerimiz gibi. Tabii. Anmalar yapıyorlar. İşte bunlardan bir tanesi ilk gazetecilik yıllarında 1987'de gitmiştim ben. 24 Aralık'ta Vatikan Büyükelçiliği, Ankara Vatikan Büyükelçiliği'nde bir Christmas gecesine katılmıştım. Haber olarak, haberci olarak gittim. Oradaki iki şeyi söyleyeyim. Unutmayın hocam, katılıyor musun diye soracağım. Orada işte normal kilise, kilisede ayin var. İşte ilahi söylüyorlar filan. Ama öyle bir ritüel var ki bütün o ayine katılanlar belli bir süre sonra sıraya giriyorlar. İşte papaz deyin, işte papanın temsilcisi. En birçok şey var, din adamı var ama en rütbelisinin elinde küçük ekmekler var, şaraba batılmış ekmekler var. Ve sıradan gelenlere ağızlarına bir parça veriyor. Şimdi yani bu kıyasım yanlış anlaşılabilir ama söylemekte mahsur görmüyorum. Neyi kastettim çünkü anlayacaksınız. Hani o trans hali var ya bizim de o cezbe hali falan dediğimiz mesele. O kilisede papaz efendinin elinden bir küçük parça ekmek, şaraba batmış ekmeği alan bir Hristiyan aynen cezbeye geliyor. Aynen transa kapılıyor ve kendini kaybediyor. Yani neredeyse yıkılacak duruma düşüyor. Bazıları yıkılıyorlar. Ağlıyorlar. Ağlayanlar oluyor. Yazarların önünde transa geçip ağlayanlar var yani. Bir din adamının önünde de olsun yani. Dizlerinin üzerine düşüp dua edenler var. Bunları gördük. Evet. Bu birinci hatırladığım mesele. Bence hani enteresan bir şeydi. Evet. İkincisi de var ama ikincisini de daha sonra anlatayım olmazsa şimdi buradan devam edelim. Şimdi Vahdettin İnce, Ergun Hoca diyor ki yani bu geçişlerde eğlence üretmiş insanlar Noel'de de eğlenebilirler. Aslında Noel'de değil yılbaşında. Yılbaşında kastetti. Noel'de değil yılbaşında. Yılbaşında eğlenebilirler diyor. Fakat öyle bir şey var ki bizde ya bu bir Hristiyan geleneği. Hatta şimdi bir ilave daha yapıyoruz. Kardeşim bu Hristiyanlığı da bozan, yozlaştıran pagan adeti diye itiraz ediyorduk. Evet. Ama Ergun Hoca başka bir şey söylüyor. Katılıyor musun Ergun Hoca? Şimdi Ergun Hoca'ya katıldığım yerler var. Aa, çok güzel. Evet, katılmayıp da anladığım yerler var. Yani bir yerlere oturttuğum yerler var. Dolayısıyla bu... yıl dönümleri, bir şeylerin dönümünün kutlanması aslında evrensel bir olgudur. Hatta bayram kelimesinin Arapçası olan Eid kelimesi de Ade Yaudu'dan gelir. Yani dönen, her sene dönen olay. Yani artık adet kelimesiyle de belki şey var ama Ade Yaudu'dan geldiği kesindir. Eid olmuş yani yıl dönümü. İşte Ramazan bayramının yıl dönümü. Nevruz mesela bir ya dini bir meseleye dayanır ya da tabiattaki bir değişikliğe dayanır. Bu yüzden mesela
21 Mart'taki o günün değişmesi, mevsimin değişmesi, insanlar bunu kutlanması gereken bir şey olarak düşünmüşler. Her sene de tekrarlanıyor. Başka kişisel olaylar da vardı, işte doğum günü şu mesela. Tabii. Yarın benim belli olmamakla beraber doğum günüm 0101 şeklinde. Dolayısıyla ya bütün baban dünya öyle yazmış. Öyle yazmış. Evet. Hangi tarihte olduğunu bilmiyorum ama. Evet, güzel. Yani o zaman doğum gününüze tebrik ederim. Ha, bize bir vesile oldu. Yeni yıl kutlama vesilesi. Sizin tabii, doğum gününüzü ben mesela kutlayabilirim ben, evet, kişisel olarak. Evet. Birçok gördün de bir ya %90'ı öyle dükürterim. 0101 en meşhurları İbrahim Tatlıses'te böyledir. Tabii bu söze başlamadan aslında Noel'i kutlayan Hristiyan kardeşlerimizin Noel'ini kutlamak lazım. Evet. Onları tebrik ederim. Tevhidi Mesihiyete avdet olur inşallah diye düşünüyorum. Bak çok güzel abi. Evet, yani bunu vesileyle de kutlayanları da tebrik ederim. Ama yıl dönümü, yani yılbaşı bir yılın değişmesi, takvimin değişmesi, fazla bir anlamı yok. Yani ben fazla bir anlam yüklemiyorum. Bunun kutlanacak bir şey yok. Dünle bugün arasında herhangi bir fark yoktur. Ne doğal bir olaydır, ne dini bir meseledir bizim açımızdan, bizim kültürümüz açısından. Ama Ergun Hoca'yı anlıyorum dediğim noktaya gelecek olursak, şimdi Museviler, Hazreti Musa onları o Firavun'un zulmünden kurtarıp özgürleştirdikten sonra bir 40 günlük bir mikata gidiyor, bir miada gidiyor Cenab-ı Allah'la tekellüm etmeye. Tur Dağı. Tur Dağı'na, evet, giderken o sırada kardeşini bırakıp, tabii, değil mi? Davut Aleyhisselam. Yok. Ya Harun kardeşini bırakıp, evet, Museviler bir kavim görüyorlar. Bakıyorlar ki bu kavmin bir putu var. Puta tapıyorlar. Ya bizim niye böyle bir putumuz olmasın diyorlar. Ki Hazreti Musa Tur Dağı'ndaydı. Tur Dağı'ndadır. Daha yeni bir badire atlatmışlarken. Evet. Daha ya özgürleşmişler yani. En büyük nimete kavuşmuşlar. Deniz yarılmış. Firavun'un zulmünden kurtulmuşlar. Özgürleşmişler, onu değerini bilmeden bunların bir putu gibi bizim de bir putumuz olsun ve buzağıdan bir altın heykel yapıyorlar. Samir. Evet. Benim. O topluluğun da o sırada bilim adamları, sosyologları, antropologları var o günün şartlarına göre. Evet. Bunlar da yani Ergun hocaları var. Teşekkür ederim. Haşa. Onlar da bunu gerekçelendiriyorlar. Diyorlar ki bak kardeşim diyorlar. Yani bu diyorlar öyle şeyden serbest. Evet, devam edin. Evet. Bu diyorlar ki bak bu heykel öyle bildiğiniz bir heykel değildir diyor. Böğürüyor. Bu böğürüyor diyor. Bunun içine Cebrail'in ayak tozu karışmış. Of. Dinle, tevhidle de irtibatlandırıyor putu yani. Onlarınki gibi kuru bir putperestlik değil. Bizim Cebrail Musa'ya vahiy getirirken bastığı toprağı onun içine giriyor. Dolayısıyla onu gerekçelendiriyorlar, meşrulaştırıyorlar. Yani bu böyle bir şeydir diyorlar. Şey diyorlar, o insanların bunu benimsemelerini sağlıyorlar. Tabii Hazreti Harun ise durumun vehametini görüyor ama müdahale edemiyor. Nitekim Musa döndüğünde saçını sakalını tutup çekiştiriyor, ayette, evet, söylüyor. Evet. Diyor ki yani ne yaptın? Evet. Ne yaptın sen kavmimi sapıklığına niye müsaade ettin? O da diyor ki senin gelip kavmi böldün demenden korkuyordum. Çünkü birbirine girecekler. Hmm. Ben bir arada tutayım da sen gelince düzeltirsin anlamında bir şey söylüyor. Dolayısıyla sonra tekrar o şeyden vazgeçiyor. Biz şimdi evet, biz şimdi yani ben nereye Ergun Hoca ile ilgili demiyorum ama nereye dayandığını söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Şimdi biz bir şekilde Batı'nın teknoloji, medeniyet putunu gördük. Ya bizim de böyle bir putumuz olsun düzeyinde bir taklitçiliğe girdik. Evet. Yılbaşı da Noel de bu taklitlerden biridir. Önceleri içimize sinmedi, dedik ki ya bu Noel Baba değildir, bu Nail Baba'dır. Bir ara Nail Baba şeyini yapmaya çalıştı. Tutmadı. Sefer ya efendim biz Noel'i kutlamıyoruz. Biz yılbaşını kutluyoruz. Bir yıl dönümüdür. Gerekçelendiren antropologlarımız, filozoflarımız, sosyologlarımız, İngiltere görmüş hocalarımız var. Dolayısıyla ne kadar meşrulaştırırsanız meşrulaştırın, sözün meclisten dışarı zırva tevil götürmez. Biz taklitçilik yapıyoruz. Adamların her şeyini bir şekilde kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Ve yaptığımızda bilimsellik falan değil, düpedüz. Putun içine Cebrail'in ayak tozunu aramak kadar da yerlerde sürünen bir gerekçelendirme hareketidir. Bu yüzden bizim geleneğimizde, kültürümüzde
yıl dönümleri var, gün dönümleri var. Biz de peygamberimizin doğum gününü kutluyoruz. Mevlid odur. Biz İsa Aleyhisselam doğum gününü de kutlarız. İsa da bizim peygamberimizdir. Bu da böyle bir şeydir ama bu Noel miti, bu Noel etrafında geliştirilen efsane tamamen Batı taklitçiliğine angaja olduğumuz süreçlerden itibaren yöneticilerin dayattığı ve bilim adamlarının da meşrulaştırmaya çalıştığı durumdur. Bir şey söyleyeyim Pasifacığım. Şimdi ikisi de yani iki bilim adamı da hem Vehbi Hocam hem de Ergün Hoca bir şeye dikkat çektiler. Dediler ki bir tüketim toplumu çılgınlığı yaşa yani kapitalizm sürecinde. Tabii, hayır katıldığım yerler dedim ya. Şimdi ben özellikle Vehbi Hoca'ya katılıyorum. Bir sözünüzü unutmayın. Şu anlamda katılıyorum. Çok açıklayıcı oluyor yani. Bir şeyler söylüyor, arkasında İngilizcesini söyleyince rahat anlıyoruz. Yani bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Teşekkür ederim. Benim odada serbest atış serbest demiştim ama yani. Tamam. Bir defa şu var. Ben hocam siz gerçekten buzağının burada içine Cibril'in ayak tozu mu karıştı demeye çalışıyorsunuz. Şahsi görüşüm benim için iki tane bayram var. İki tane kutlama var. Yani en büyük bütün toplumsal anlamda düğün, cenaze vesaire onların dışında. Birisi Ramazan bayramıdır. Birisi de Kurban bayramıdır. Mevlid-i Şerif? Büyük diyorum ya evet. Yani ana şey. Benim için bunlar geçerli. Evet. Fakat bu dünyada bu toplumda sadece ben yaşamıyorum. Dolayısıyla biz bir de kendimizden bağımsız olarak varlığı objektif anlamak zorundayız. Mesela Nevruz. Nevruz İslam'da doğmuş bir şey değil. Nevruz Orta Doğu'da hatta Türklerin mi Kürtlerin mi bayramı diye tartıştığımız. İşte aslında İrani olan oradan da Türklere geçen sonra Kürtlere yayılan bir Orta Doğu bayramıdır. Bir Mezopotamya'da olan bir şey. Ama sonra Müslümanlar ne yapıyor? Onu alıp dönüştürüyorlar. İşte efendim Hazreti Fatma ile Hazreti Ali'nin evlilik günü diyorlar. Yok işte Hazreti Yunus'un karnından çıktığı gündür diyorlar. Çeşitli anlatılarla Müslümanlaştırıyorlar Nevruz'u. Hmm. Osmanlı'da Nevruziyeler var. Ve Nevruz yeni bir baharın başlangıç yeni yıl dönemi olarak yeni bir yıl olarak gösteriliyor yani Nevruz. O açıdan önemli bir şey. Hayır yeni yılda bu yani şu anki. Yeni bu, yılda şimdi biz kabul edelim etmeyelim ama miladi yıl olarak yeni bir başlangıcı anlatıyor. Siz onu zamansal olarak kabul etmişsiniz zaten diyorsunuz. Yeni bir başlangıç olarak ki biz modernleşmeyle birlikte bunu kabul etmişiz artık bunun içine yerleşmişiz dünyada da böyle. Dolayısıyla bu yeni bir başlangıcı kutlamanın bence dinle çatışmadıkça efendim Noelleşmedikçe Noel kültürüyle bütünleşmedikçe böyle bir objektif konumu var. Bunu söylemek istiyorum ben. Bunun tapmayla, mapmayla, buzağıyla falan da bir ilişkisi yok. Ama şöyle bir şey. Ama kalkıp biz bunu perspektif müthişti yani. Noel sembolleriyle kuşatarak evimizde efendim çınarlar falan döşeyerek dükkanlarımıza, mağazalarımıza. O evet yani o hakikaten başka bir şey yani. O Hristiyanlaşan kültürle bütünleşmek anlamına geliyor. Ama hocam o Hristiyanlaşan kültür mü yoksa Hristiyanlığı kullanan tüketim kültürünün mü? Yani çınar ağacının dersi var yani. Biraz da öyle bir şey var yani. Tabii yani aslında bundan örneğin papazlar kiliseler de memnun olmayabilirler. Tabii. Çünkü adamlar resmen onların üzerinden sermaye biriktiriyorlar. Yani ama para kazanıyorlar. Tüketici açısından bakarsak dediğiniz doğru. Evet. Ama tüketici açısından değil alıcı açısından bakıyorsanız o bir Noel kültürünün içinde yer almak üzere bu sembollere, bu varlıklara sahip oluyor. Ya dolayısıyla ya, yani bunu bir şey söyleyebilir miyiz? Burada kültürel bir ciddi bir kültürel bir şey var. Var mı? Sevgililer günüyle yılbaşı arasındaki farkı bana anlatacak birisi. Efendim? Sevgililer günüyle yılbaşını aynı sevgililer günü de aynı. Kapitalizmin, bakın tabii sevgililer günü de bire Aziz düşüyor. Şey var ya Valentin. Sevgili neydi? Aziz nasıl Valentin. Ha? Hocam. Siz sorun. Söylesin. Hocam biz Londra görmedik ama. İngilizcesi mi Arapçası mı? Arapçası öyle olmaz ama. Sevgililer günü Azize neydi Aziz Valenti diyorlar ona. Valentina. İşte Azize, Valentina'ya. Aziz. Mühennes değildir, müzekkerdir. Valentina. Valentine. Valentin. Valentina. Buna
Bunun uğruna Valentina yapılan bir şey daha sonra bu kapitalizmde başka bir şeye dönüşüyor. Şimdi geldiğimiz noktada. Dolayısıyla bu bir kültürel sapmadır. Yılbaşı da Ergün böyle hocam, olursa o da sapmadır. Ergün hocam siz bence biraz da tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Evet. O gün bir gül almak, bir çiçek almak her zaman bence iyi bir şey. Kapitalizmin de olsa başka şeyin de olsa yoksa... Başka gün çiçek alır. Hocam ben bir şey söyleyebilirim. Yani müsaadeniz varsa bir... Var ama burada... İdris Hoca evet, bugün biraz dursun. Çok yorgundur. Babam zaten mesaj atmış. Diyor oğlum niye televizyonda değilsin diye merak etmiş. Başına bir şey mi geldi diye soruyor bana şimdi. Buyur abi saklıyorum. Şimdi bu olaydan tamamen bağımsız bak, bir şekilde... Evet. Şu anda televizyon hazırlayacağım. Tamam. Babana selam. Selam söylüyoruz babama. Bu olaydan bağımsız bir şekilde ama bunu da içe kapsayan bir şey söylemek istiyorum. Medeniyetlerin, dinlerin birbirlerini etkiledikleri, birbirlerine geçişler yaptıkları bir vakadır. Biz mesela Yunan felsefesini Arapça'ya tercüme edip dinimizin en temel ilimlerinde kullanmışız. İşte fıkıhta, kelamda kullanmışız. Avrupalılar bizden almış yeni modern felsefeyle tekrar işlevsel hale getirmişlerdir. Dini geçişler olmuştur ama kültürlerin birbirleri karşısında eşit mesafede oldukları, eşit konumda oldukları durumlarda bu çok faydalı bir şeydi. Yeni bir dinamizm getirir ama biz deyim yerindeyse bir grogi vaziyetteki bir boksör durumundayız. Biz askeri havlattık hocam. Evet. Askeri anlamda hezimete uğramışız. Medeniyet anlamında paramparça olmuşuz. Bir kriz yaşıyoruz. Siyasal anlamda bölük pörçük bir haldeyiz ve böyle bir durumda dışarıdan gelenleri amorti edecek, içinde sindirecek, onu dönüştürecek, kendi medeniyetinin rengini verecek gücümüz, çapımız, perspektifimiz kalmamış. Bu yüzden çok tehlikelidir. Bu böyle çok durumlar, özgüven yıkımıdır. Böyle durumlardan... Bir dakika, cevap hakkında açasın. Böyle durumlardan... Bir dakika, anlasın ama güzel ama. Böyle durumlardan medeniyetler bir anlamda kış mevsiminde deliği, gediği kapatırcana, cereyi kapatırcasına, şu bahara kendimi atayım derecesine bir korunma refleksine sahip olurlar. Bizde ise biz tam anlamıyla bu kışın ortasında her tarafı açıyoruz. Her türlü rüzgar, her türlü fırtına, her türlü tsunami evimizin içindedir. Bu duyarlılığı ben söylemeye hocam, çalışıyorum. Hocam siz şey mi savunuyorsunuz? Yani şu kapalı anki iletişim seviyor çağında, iletişim çağında kendi sınırlarının içerisinde hapsolmuş bir kültürü mü savunuyorsunuz? Hayır, biz şu iletişim... Savunabilirsiniz. Ben savunabilirim de savunmuyorum. Ben diyorum ki şu iletişim çağında iletişim araçlarıyla birlikte gelen kültüre dikkat etmemiz lazım. O iletişimi kendi kültürümüzde kullanabiliriz. Bu ayrı bir şeydir. Ama kullanamayacağımız sürece çünkü biz havlatmış bir medeniyeti deriz. Yani yanlış bir soru. Ben söylemedim. Ben söyledim tabii onu. Ben havlu atmış. Sezai Karakoç'un bir şiiri var ya. Ne söylemek istediğimi bir anlatayım müsaadenizle. Araya girip biz anladık ama herhalde. Hayır ama şimdi yani. Benim söylemek istediğim şey şu. Devam etmeyelim. Biz Avrupa medeniyetiyle iletişim içerisinde olmamız, etkileşim içerisinde olmamız eşyanın tabiatına uygun bir durumdur. Fakat biz eşit konumda değiliz. Eşit konumda olmamız olmadığımız için tam biz sadece taklit ediyoruz. Dikkat şu anda bilim adamlarımızın izah ettiği durumlar bizim Abbasiler zamanındaki, Osmanlılar zamanındaki, Selçuklar zamanındaki o görkemli günlerimizdeki iletişim tarzıyla aynı değildir. Bizi yendiler adamlar. Yendikten sonra da her şeyiyle boca ettiler üstümüze. Biz bunu göz ardı edemeyiz yani. Dolayısıyla Noel'dir, yılbaşıdır. Biz halk kendisi mi getirdi? Bir gün sabah uyandı ki artık bundan sonra takvim değişti. Pazar, cuma yerine pazar olmuş. Hangi Türk, hangi Kürt, hangi Arap bunu onayladı? Bir sabah uyandı, böyle olmuş. Şimdi biz kalkıyoruz diyoruz ki ya aslında pazar işte bizim kültürümüzde şöyleymiş, böyleymiş. Yok kardeşim, dayatılmış ve biz de uyuyoruz. Bari bunu bize bırakın. Biz diyelim ki kardeşim ben bunu istemedim. Devlet getirdi, bir vatandaş olarak da uyuyorum. O kadar. Bunu bileyim, o bilinç benim içimde yer alsın ki bahar geldiğinde... Diğerleri ben... kim getirmişti? Efendim? Hangileri? Yani devlet getirdi, bir vatandaş olarak uyuyorum. Uyuyoruz ya, yasalara uyuyoruz. Diye daha önceki bizim medeniyetimizin çok şanlı... Doğal olduğu... bir şekilde kendiliğinden geliyordu. Acaba? Şanlı bir tarihimiz olduğu yani şanlı en yüksek dönemimizde ki geleneğin oluşmasında, kuralların oluşmasında... İşte Noel'i konuşuyoruz bugün veya yılbaşını konuşuyoruz. İşte efendim ay takviminin kullanılmasında yani hicri takvimi kastetmek söylüyorum. Yani halkın takdiriyle mi olmuş böyle bir şey mi olmuş? Bak, yani? Devletin her getirdiği de bu halk popülizmi çok modern bir devletin şey. Devletin getirdiği iyi şeyler de var. Halk popülizmi de çok modern yani. Devlet. Bakın
çok acayip duyuyor ama. Seni modernist olarak suçladı şu anda. Ben evet, mi modernist olarak evet, suçladım? İfadelerin farkında olmadan bazen çok modernist. Halk popülizmi modern bir şeydir. Tarihte her şeyi halkla açıklama bir şey gibi bir şey yok. Kurduğun cümle böyle halk karar kurduğun verecek. Kurduğun her cümle ya parlak olabilir ama herkese uymaz. Geçişlerin birçoğunda alimler var, tüccarlar var. İtirazlarınızı alalım. Efendim? Evet, itirazlarınızı alalım. Şimdi Vahdettin Bey'in çizdiği fotoğrafta insan pasif, ölgün bir varlık. Bu bana Sezai Karakoç. İslam medeniyetinin bireyler olarak bizler. Evet, şimdi. Bak tribünlere oynuyor, bu, halk popülizmi yapıyor ha. Hayır, halka hayır. Halka diyor ki ben sana özgüven veriyorum. Şu an şey yapıyorsun, psikolojik hazırlık yapıyorsun seyirciye. Evet, devam edelim. Algılı hazırlığı yapıyorsun. Evet. Sezai Karakoç üstadımızın bir babanın Allah yedi evladı diye bir şiiri var. Evet, evet. Çok severim ama o şiiri hiç sevmem. Çünkü o şiir büyük bir özgüven yıkımını telkin ediyor. Oo. Hepsi gidiyor batıya, yok olup gidiyor ya. Ya niye hepimiz gidip batıda yok olalım? Yani bak Nurettin Topçu gitmiş batıdan gelmiş. Sorbon mezun değil mi? Yani evet, rahmetten alalım. Gelmiş, yumruğunu ortaya koymuş, bir hareket başlatmış. Bir uyanış ortaya koymuş, bir bilinç ortaya koymuş. Ya aksiyon adam olarak Necip Fazıl da rahmetten alalım. O da Necip Fazıl da öyle. Bohem bir hayattan sonra gitti. Tabii. Yani dolayısıyla Avrupa'ya giden, batıdan etkilenen, yok olup gittik. Bizim medeniyetimiz şimdi güçsüz. Onlara ne bakarsak her şey kötü. Yerimizde oturamayız. Mümkün değil. Etkileniyoruz, etkileneceğiz. Önemli olan bu etkilenmede içe kapanıp her şeyimize bittik demek çözüm değil. Aynı zamanda bu batı her şeydir, teslim olalım. Bu ikisi de çözümsüz, gelenekçi ve modernist. Biz diyeceğiz ki kardeşim evet biz varız, insanız, siz de varsınız. Kavga da edeceğiz, birbirimizi seveceğiz de. Ama biz milli varlığımızı koruyarak modern, bizimle bütünleşen şeyleri de benimseyeceğiz. Bu böyledir. Bakın bizim çocuklar gittikçe, bu toplum gittikçe eğer biz bu yılbaşıyı, bu dediğimiz yeri bir konseptle algılamazsak, üretmezsek, herkes Noelci olacak yani bu gidişle. Öyle evet, bir şey var. Dolayısıyla bir doğal olarak oraya kaçacak. Ama yani işte edilgen değiliz diyor. Ama o gerekçelendiren, meşrulaştıran ama senin meşrulaştırma olmuyor da benim mi oluyor? Bir şey bırak sen yani. Bir saniye hocam. Bir saniye hocam. Çerçeveleme, damgalama lütfen. Konu açılsın analiz diye. Analiz yap. Pardon, konu açılsın diye. Size katkı verin hocam. Olur. Şöyle bir şey var. Yani aynı konuyu konuşacağız. Yılbaşını konuşuyoruz, Noel'i konuşuyoruz ama şimdi önümüzde bir seçim var. Evet. Seçimlere giderken Türkiye'nin sözüm ona en laik, en kemalist, en işte seküler partisi CHP bir tanıtım filmi yapıyor. Değil mi? Mevlana'dan alıntı yapıyor. Tabii. İşte efendim muhafazakarlığa, dindarlığa atıf yapıyor. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de onca hani edilgenliğe rağmen sizin deyiminizde onca aynen, yenilmişliğe rağmen ne hikmetse Orta Doğu'da tek laik devlet olmasına rağmen ne hikmetse ama muhafazakar bir millet var. Yani evet, dolayısıyla seçimde sol, kemalist, seküler bir parti bile o milletin değerlerine atıf yapma ihtiyacı hissediyor. Bu nasıl oluyor? Yani ben onu anlamıyorum. Yani siz şimdi yıkılmış bir doğru yıkıldık. Bizi yendiler. Ama ya kaç tane imparatorluk bile yıkıldı? Yani şimdi bir tek biz üzerinden gidiyoruz ama Avusturya Macaristan İmparatorluğu yıkıldı. Rusların Çarlık Rusyası gitti. Burada konuştuk. İngiltere yani bir tek sanki dünyada herkes çullandı buraya. İmparatorluklar çağı sona erdi. Hocam yani, arada fark var. Bakın, artık bu travmayı şey atalım. Önümüze bakalım yani. 100 sene oldu. İlk defa yenilmedik. Doğru. İlk defa yenilmedik. Bir sürü savaşlar geçti. İlk defa istilaya uğramadık. Biz Moğol istilasını yaşadık. Biz Haçlı istilasını yaşadık. Ama o sırada biz ruhsal hezimete uğramadık. Medeniyetimiz dimdik ayaktaydı. Bütün Moğolları Müslümanlaştı. Sen İslam medeniyetinden bahsediyorsun. Tabii İslam medeniyetinden bahsediyorum. Başka bir Moğolların hepsi Müslümanlaştı. Haçlılar bizi kaç kere yendiler. Biz de onları yendik. Ve bu İslam medeniyetini yenen de Hristiyan medeniyeti ama, de kapitalizm ama oldu. Ama bugün gelen saldırı farklıdır. Bakın bu tehlikeli bir söylem. Şey çok özür dilerim. Çünkü değil. İslam medeniyeti yenildi demek tamamen İngilizce söylüyorum. Yok öyle değil. Defeated attitude. Yani bu baştan hayır, çaresizliğin. Ha şimdi anladım. Yok, şimdi yok, bu yenilmişliği bir davranış biçimi haline getirmek demek yani. Bu İslam
Böyle bir yenilgi mümkün değil. Yok, İslam'ın... İslam ayrıdır, medeniyet ayrıdır. İslam medeniyeti ayrıdır. İslam medeniyeti insanların ürünüdür. Tıpkı insanlar gibi yenebilir de yenilebilir de. Medeniyet bugün yıkılır, yarın ayağa kalkar. Ama İslam dini kıyamete kadar bakidir. Evet. Aradaki farkı şey etmeye çalışıyorum. Batı saldırısı, Moğol saldırısı gibi değildir. Kılıçla gelip kan döküp öldürüp sonra biz kalkıp revanşımızı alacak durumda bırakmadılar bizi. Geldiler, istila ettiler. İstilaların kalıcı olması için kültürleriyle değerli doğal bir etkileşim içinde değiliz. Bir çocuğumuzu gönderdik Londra'da da oradan okuyup gelsin bizde onlarda ne var falan şeklinde çok basit öyle yaptığımız bir olay değildir bu. Bambaşka bir şeydir. Çoğu öyle öyle bakma sen. Çoğu öyle oldu. Bizim hiçbirimizin özgün bir davranışı ama Nurettin Topçu örneği falan önemli değil mi? Ne yaptı Nurettin Topçu? Nasıl ne yaptı? Dönüştürdü toplumda. Nasıl ne yaptı? Nasıl ne yaptı ya? Nasıl yok? Bir şey yok, dönüşüm ya, yok. Şu an izliyorsa Mustafa Kutlu abiye selam olsun. Türkiye'ye yani, tamam, ben şimdi, sana diyeyim Mustafa bak. Mustafa Kutlu abi de bak, doğru. Yani Topçu'yu okuyabilen birisi olarak diyorum. Hayır şimdi onun tavsiyelerini okuyorum. Ben de bugünlerde Ezel Elverdi'nin anılarının... Sosyal hayata bir girişi oldu mu? Kitapta kaldı. Olur mu ya? Onun yetiştirdiği onlarca insan var. Mehmet Doğan da oradan geliyor. İsmail Kara da oradan geliyor. Bir sürü Mustafa Kutlu da oradan geliyor. Bir sürü siyasetçi hangisinin var oradan. Ya dergah diye bir gerçeklik var. Dergah diye bir gerçeklik var. Şahıslarla irtibatlandırmak istemiyorum ama hepimizin kafasının çalışma biçimi bu kültürel emperyalizmden sonra onlarınki gibi çalışıyor. İsmimiz Mehmet, Ahmet, Hüseyin oraya kalmış. O zaman Çek Kurulu gitsin. Yani gidip bir dakika. Gelmiş biri niye, olarak. Bir dakika niye bu kadar tartışıyoruz ki o zaman tabi oluyoruz biz de. Noel'imiz kutluyoruz. Köle olamayın diyorum işte. Bilin kendinizi. Ama bunu söylerken de bu dil de o zaman. Bu kölelik dili. Ama, Hasan Bey bu kölelik dili. Bu efendilik dili değil. Bu aramızdaki fark şudur. Malcolm X'in kitabında ve filminde söylediği şey gibidir. Bizi esir aldılar, bizi yendiler, bir tarla kölesi var. Bir dakika. Bir tarla kölesi var, bir de ev zencisi vardır. Tamam. Ev zencisi efendisiyle kendisini özdeşleştiriyor. Onun bütün dediklerini artık kendisi gibi yapıyor. Adamın başı ağrıyor, adama diyor ki başımız mı ağrıyor? Onun başı ağrıyor ama o diyor bizim başımız mı ağrıyor? Tarla kölesi ise her gün özgürlük yollarını arıyor. Her gün kaçış yollarını arıyor. Bey, tamam. Benim cümlemi aldın bana karşı kullanıyorsun. Ama hep Bahattin Bey konuşuyor. Ben tarla kölesiyim. Benim cümlemi bana karşı kullandı bak. Evet. Bir dakika. Bak Malcolm X büyük bir insandır ama şunu unutmayalım. Malcolm X siyah bir insandır. Köle kültürü içinde yetişip onu aşmak için kutlu bir mücadele ortaya koymuş bir adam. Tarla kölesi, özgürlük peşinden bir dakika. Önemli bir şey söyleyeyim ha. Biz bu toplumda hiçbir zaman köle olmadık. Bunu unutmayalım. Anadolu'da hiçbir zaman köle kültürü içinden gelmedik. Avrupa bizi... Ya Mısır'dan ayrıldığımız noktada o. Pakistan'dan ayrıldığımız noktada o değil mi hocam? Biz Avrupa'ya karşı... Bizim durumumuz bakın, sadece biz şu, durumumuzun farkında değiliz. Bir dakika Vahdettin Bey. Kölelik vardır, adam köleliğin farkındadır. Bir dakika köle vardır, farkında değildir. Ama bak benim cümleme aldığın köle efendi ilişkisini bana karşı kullanıyorsun. Ya ilk defa köle efendi ilişkisini bir dakika ama ben gündeme getirdim burada. Ya, bir dakika açıklayayım. Ben intihar yapmıyorum. Senin tamam, sözünü sana ya veriyorum. Şimdi tamam. Bak şurada şu var. Biz eğer Batı karşısında kendimizi pasif, yenilmiş, yönlendirilen, kendimize ait hiçbir şey olmayan bir millet olarak görürsek bu bir köle bilincidir. Avrupa'nın yapmak istediği de kendimizi böyle hissetmemiz. Tamam mı? Evet. Bu bir köleleşmedir. Avrupa'ya karşı özgür duruş. Hocam siz de konuşun. Avrupa'ya karşı özgür duruş. Avrupa'nın her dediğini yapmak mıdır? Ama bir dakika. Yaptık mı ki? Bir dakika. Bir dakika yaptık mı ki? Ne kaldı? Ya niye yapalım ya? Hasan Bey ben araya girdim araya giriyor. Araya girme lütfen. Evet dinleyelim. Ama efendilik. Tamam sinirlenmedin. Bugün yılbaşı. Yılbaşı da ama araya giriyor. Bırakmıyor ya. Bırakmıyor. Ben efendilik deyip bir şey anlatacağım. Ağzımdan alıyor bana karşı kurguluyor. Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye kendisine efendi kesilmeye çalışan bir uluslararası bilince ve iradeye karşı büyük bir mücadele vermiştir. Milli mücadele budur. Ondan sonra da bir mücadele vermiş. Bu defa belki efendisi gibi görünüp kölelikten kurtulma mücadelesidir bu. Şimdi biz efendisi gibi görünme dönemini de aştık. Efendimiz gibi görünmek zorunda da değiliz. Kendimizin de farkındayız. O nedenle bugün biz kalkıp Rusya ile Amerika ile ayrı ayrı görüşüp özgür bir siyaset geliştirmeye çalışıyoruz. Ama bir de hocam şey var yani Avrupa'ya, bunu söyleyeyim ne olur. Bak buyurun. Bir yurt dışına gidip yurt dışında kaybolan insanlar fenomeni var böyle.
Abi evet. Gittim 10 sene kaldım, geldim evimi buldum yani. Kimseye de adres sormadım. Değil mi? Kültürüm evet. içinde sormadım, dinim içinde sormadım. Tabii, öğrenelim. Yani abi. Şimdi böyle bir şey, hani bir bizzat yaşamış biri olarak kaldı ki dönmem için hiçbir sebep yoktu. Şu an abi. İstediğim ülkeye de gider, yani dil evet. sorunum yok, Arapçası, İngilizce anlatırım. Mesele o değil. Mesele buraya dönüp bu halkın kendi cebinden kuruş kuruş ödediği vergiyle beni okutan halkın çorbasında bir tutam tuzum olabilir mi? Mesele bu mesele. Yani ben ilkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi bu memleketin vergileriyle okudum. Kimse benden para talep etmedi. Borcum var benim yani. Evet. Bu borcu yurt dışına gidersin, okursun, döner geri verirsin geriye. Yani budur katkı. Dolayısıyla her giden dışarıda kayboluyor. Kaybolmak zorundaymış. Öyle. Kültüründen efendim yani o bence biraz abartı bir durum. Yurt bence dışında İdris'in Hasan Bey yurt dışında bir sene kaldım ben de neyi özledim biliyor musun? Şener Şen'in filmleri ve ezan sesi. Anadolu bu iki imgeyle özetlenebilir bir şey. Aa, çok güzel. Bunları hafızasına almış bir insan bu toprakların ruhunu tümüyle terk edemez. Şu zaman zaman yolunu şaşırabilir, evinden firar etmiş olabilir, zaafları olabilir, aklını kaçırmış olabilir. Ama gün geldiğinde ne diyor Beşir Ayvazoğlu, eve dönen adam. Şimdi şöyle de bir şey var. Yahya Kemal Bayatlı da aynı örnek. Genelleme yapıyor Vahdettin İnce. Bu genelleme bence çok sakıncalı ve tehlikeli bir şey. Yani tamam yenilmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Kabul ettik. Bu doğru. Fakat hepimizin batı kafasıyla kurgulanıp batı kafasıyla düşündüğümüzü söylemek, o genellemeyi yapmak herhalde yani tamam bize haksızlık yapabilirsiniz orada sorun yok. Yani ben mesela batı kafasıyla düşünüyor olabilirim de nice düşünürlerimiz var, üreten insanlarımız var, kafa patlatan insanlarımız var. Teoman Durali. Yani onların da aynı batı kafasıyla düşünüp batı kafası yani kendi kendini köleleştirmiş olduğunu söylemek haksızlık olur diye düşünüyorum. Ya tabii kişisel... Yani Kemal Tahir hep anıp duruyoruz ya yani o bizim Türk aydını tırnak içinde yani sizin aslında bence biraz oraya vurgu yapmanız lazım. Türk aydını denen tanımlama yaptığında onu diyor ki kendi kendini müstemlekeleştiren. Şimdi evet. bakın bunu kabul ediyoruz. Yani biz Türk modernleşmesi denen bir modernleşmeden bahsedeceksek yani yukarıdan aşağıya da bir dizayn söz konusu işte Jacobinizm dedik yıllarca öyle değil mi? Yani dayatma yukarıdan dedik. Yukarıdan aşağıdan olmasın da nasıl ya, olsun? Bütün halk gidip hocam, siyasete mi katılıyor? Bir o da hocam, Şerif Mardin'in yanlış bir açıklaması. Ya bir dakika hocam evet, ama buyurun. Ne bak ama yani insicam bozuluyor yani. Buyurun. İnsicam bozuldu da evet, şunu söylüyorum. Pardon. Tamam yani Jacobinizm'den bahsettik. Evet. İşte efendim yabancılaşmadan bahsettik. Hepsi. Ama bu belli bir kesimle ilgili bir şey. Genelleme yapamayız burada. Hocam, bu genellemeye gittiğiniz zaman bakın siz varsınız farkında mısınız? Varım Vahdettin tabii ki konuşmam. Varsınız. İtirazım bundan sonra. Varsınız yani. Var. Sizin yetiştiğiniz medrese var yani. Öyle değil mi? Bakın sizin gibi birçok insan da var. Ama ölmek üzere. Onu bak, da biliyorum. Yani. Ya hocam tabii ki öleceksiniz. Hepimiz öleceğiz. Yani hepimiz öleceğiz. Yok, hayır, o anlamda. Da. Ben o anlamda anladım Hasan. Siz bak, genelliyorsunuz. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Bak bizim yaptığımız biraz da şudur yani. Şimdi mesela Türk modernleşmesi diyoruz değil mi? Evet. Türk alfabesi diyoruz. Türk medeni kanunu diyoruz. Türk ticaret hayır, kanunu. Evet, yani Türk yani, modernleşmesi bambaşka bir şey. Hayır, Türk mesela, alfabesi hayır, örnek, başka bir şey. Örnekler veriyorum. Başına Türk koyduğumuz zaman Türk olmuyor. Başına bir şey koyduğumuz zaman bu gerçekten Türk'ün İslam'dan aldığı gelenekten veya İslam öncesi geleneğinden mi geliyor yoksa işte o modernleşme denilen hocam ama şöyle bir şey şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben anladım siz ya. Bugün, ama niye şunu yani ama bak işte bakın hocam, Tauman Durali illa mesela İslam mesela şu bunları ben kastetmiyorum. Müslüman bir adam, dindar bir adam olarak söylüyorum. İlla referanslarımızı İslam'dan alıyoruz değil mi? Şimdi modernleşme döneminde de Batı'dan alıyor. Şimdi İslam'dan aldığı gibi Batı'dan da alabilir meselesi var yani. Tabii. Yani aldığın şeye bağlı. İslam'dan yani. Aldığın şeyle Batı'dan aldığın şey çelişiyorsa o zaman senin durumun sorgulanır yani. Tamam. O yani ayrı bir o şey yani. Tamam. Çelişmeyen bir şey varsa o beşeri davranışlarla evet. ilgili. Ayakkabıyı İslam döneminden de bir yerden alırdın oradan da alırsın. O ayrı bir şey. İdris Hoca konusunda ben bu mevzuyu fazla tartışmak isterim. Bitirdiniz meseleyi. Hayır. Her yönüyle tartıştınız. Hayır. Şöyle bir yapmak lazım. Yani gerçekten
yani modernleşme serüvenimiz üzerinden gidiyor şu anda. Evet, yılbaşını konuşuyoruz, Noel'i konuşuyoruz ama katılıyor musunuz Vahdettin İnce'ye? Topyekün hepimiz batı kafalı olduk, kaybettik, örf gölem. Katılıyor musunuz? Tabii %100 tabii katılmak mümkün değil. Katılıyorsunuz bir kısmına. Yok, tabii katıldığım noktalar var. Kapitalizm, siz de öleceğinize inanıyor batı musunuz? Batı kültürü, kültürel hegemonya. Öldüğünüze inanıyor musunuz? Yok, tabii ki öyle bir şey yok. Ya burada konuşuyoruz ki, varız ki konuşuyoruz. Şey yok, böyle bir şey yok. Ama ben böyle oldu da örtü öğlen demiyorum. Böyle oldu, ayağa kalktım. Kültürel emperyalizm çok ciddi anlamda. Toparlana gitmiyoruz. Tabii. Çok güçlü bir şekilde, çok önemli bir şekilde, özellikle bu son işte 2000'li yıllardan itibaren de daha da güçlü olarak bir şekilde küreselleşme adı altında oldu, başka bir şey oldu, kapitalizm adı altında oldu, neyse bu. Bunun üzerinden çok bütün kültürleri kendine benzeten, onları egemenliği altına alan, dönüştüren bir etkisi oldu. Şimdi bunun karşısında Doğu'nun diyelim, hadi İslam deyince şey oluyor madem, tamam, Doğu'nun bir karşı koyuşu mümkün olamadı. Çok gerekli mi? Ha, şimdi işte bak, meşrulaştırmak değil mi? Bu ayrı bir şey. Gereksiz bence mi gerekli yani? Mi değil mi bilmiyorum. Hayır, biz mesela niye burada işte pantolonla gidelim, oturuyoruz da daha önceki giysilerimizle niye oturamıyoruz mesela? Yani bu bir şeydir ve bu mesela bu eğlence kültürünün dayatması, bu eğlence kültürü bir şekilde bir dayatma olduğu net. Yani insanlar elbette eğlenmek ister. Bunda bir itiraz yok. Yani çerez yerse de eğlenebilir insanlar. Yani basit bir işte Taksim meydanına çıkıp hepsi kaza eğlenir. Bunların her biri bir skalanın bir parçasıdır her biri. Kimisi öyle ama Türk toplumunun çok büyük kayrek seriyeti en fazla bir çerez yer, bir gazlı içecek alır, kola falan bir şey bilmem ne ya, alır. PTT tesisleri ya. PTT tesisleri. Budur yani. Pijama, terlik, televizyon. Ha yani o da televizyonda da o gün bütün sanatçılar çıkar. O güzel sanatçılar ya. İşte o dönem işte Müslüm'dür, Orhan Gencebay'dır, İbrahim Tatlıses, şudur budur. Onlar her günde çıkmazlar o zaman televizyona. Şimdi eyvallah, bu başka bir şey ama bunun sınırı ne? Nereye kadar gidebilir? Bunu bilemezsiniz ve bunu da şeyini tutamazsınız. Yani bu insanların eğlencesini, eğlenme kültürünü, eğlenme alışkanlıklarını, biçimlerini zaten sınırlayamazsınız ya da bunları siz belirleyemezsiniz. Bu başka bir şeye girer çünkü artık. Ama bu yılbaşı meselesinde şu önemlidir. Bunun sınırını da şey yapamazsınız. Yani bunun nereye gidebileceğini de tahmin edin. Bir şey söyleyebilir miyim? O da problemli bir noktaya gidebilir işte. Anladım. Sorun çok orada güzel. Yani. Vahdettin önce bir soru soracağım. Bir saniye. Yani çok merak ediyorum. Gerçekten bunu hepiniz yapılandırabilirsiniz ama Vahdettin abi bildiğini düşündüğüm için soruyorum. Şimdi hani biz batıdan almayalım. Yani kültürlerin etkileşiminden falan bahsediyoruz ya. Şimdi yanlışsam da düzeltin yani. Ben böyle okudum ama olur ya, kaynağım doğru olmayabilir. İşte Hazreti Peygamber döneminde bir düğün merasimi oluyor. İnsanlar eğleniyorlar. Ya Hazreti Ayşe ya bir başkası da o işte eğlencenin olduğu tarafa doğru şöyle bakmak istiyor. Ve buna müdahale etmiyor Hazreti Peygamber. Omuzlarını alıp seyrettiriyor. Bak, sen demek haber. Tabii biliyorum. Şimdi, o da Arap kültürü. Evet. Ne yapacağız? Yani şimdi bizim inandığımız din evrensel bir din olduğuna göre, yani İslam... Peygamber de Arap ama. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Yani Hazreti Peygamber Arap ama yani İslam dini Mekke'de neşet ediyor, doğuyor. Ve bir Arap kültürü var. Fakat biz şimdi yeni bir medeniyet inşa ediyoruz. Fakat böyle de bir gelenek var. Bu geleneğe de itiraz etmiyor Hazreti Tabii Peygamber. Tabii ben de etmiyorum yani. Şimdi Araplarınkine itiraz etmiyorsunuz da atıyorum. Mesela İngilizlerinkine neden itiraz ediyorsunuz? Yok şöyle bir şimdi o zaman anlaşılmamış demektir. İslam dini ilk geldiğinde karşılaştığı her şeyi sıfırdan başlatmadı. Sadece ahlaksız, dinsiz, putperest, cahiliye, insan onurunu kıran şeyleri... Hazreti Peygamber döneminde Kızıl Elma Bizans'tı ya, doğru mu? Yani onu, dur ben şu cümleyi bir tamamlayayım. İnsicam ve bozma. Yani sadece insan onuruna yakışmayan davranışları, şunları bunları ayıkladı. Mesela namaz da kılınıyordu İslam'dan önce. Kur'an-ı Kerim diyor, vaylüllil musallin. Yani yazıklar olsun o namaz kılanlara, o müşriklerin namazını kastıyor. İstişare de vardı. İslam'dan önce hac da vardı. Ama ayıkladı, putları ayıkladı. O gelenek, o ibadet yerinde durdu. Dolayısıyla
Batı kültürü sırf Batı kültürü olduğu için hocam, kötü değildir. Bir saniye. Bir dakika. Hayır, Batı armut kültürü, ve elmayı karşılaştırıyoruz. Bir saniye. İşte asıl bir dakika, siz karıştırdınız. Hayır, bir dakika. Elma ile armutu karıştırmayın. Şimdi onu sen yapma. Ben şunu söylemiyorum. Bakın. İşte efendim İslam tevhidi inşa ederek Hazreti Peygamber ayıkladı. Ben şunu söylüyorum. Eğlence bunun neresinde? Eğlence haram mı? Ya eğlence helaldir. Tamam. Bütün dinlerde helaldir. Tamam. Ben sadece şunu söylüyorum. Ben hocam ısrarla dedi ki meşru eğlence dedi. Hayır kardeşim, ben yıl başında niye eğleniyorlar demiyorum ki. Yani. Ben oradaki o geleneğin bizim neyimize dayanıyor? Batı'dan gelmedi mi yılbaşı Noel? İşte Arabistan'dan gelince kabul ediyorsunuz kardeşim, da. Kardeşim Allah Allah, Arabistan'dan gelince Araplar oynamıyor mu? Eğlenmiyor mu? Türkler eğlenmiyor mu? Herkesin kendine özgü bir kültürü vardır. Eğlenme biçimi vardır. Ama yani biri def çalıyor, biri gitar çalıyor. Abi bu adamların bize gelen bu kültürün geliş yöntemiyle başkasının geliş yöntemi farklı. Gidiyorsun, beğeniyorsun, hoşuna gidiyor, alıyorsun. Bu öyle değil. Hayır, nasıl sana dayatılmış yani. Bilakis içinde buluyorsun, kendin buluyorsun, tamam işte, içinde yaşıyorsun. Yani o düğün şey eğlenceyi içinde bulduğun bir şey. Yani Hazreti Peygamber'in doğup büyüdüğü bir kültürden bahsediyoruz. Biz de biraz önce demedik mi, eğlenmek evrensel bir davranış biçimidir. Bütün insanlar eğlenirler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber zamanındaki müşrik Araplar da eğlenirlerdi. Peygamberimiz müşrik Arapların bütün ya, davranışlarını değiştirmedi ki. Bir de şunu helal olmayan, lazım. Yanlış yılbaşı olan eğlencesinin sınırları, ben onu bir ufak anlatmaya çalışacağım. Sınırları daha siz, çok işte bakın. Rol model evet. Olarak işte şimdi bu nokta eğlence var. Rol model olarak olan o sınır nedir? İçki içilen evet. Eğlenilen bir şekilde onun üzerinden işin çığırından her türlü çıktığı bir model var ama. Bakın bu modelin çekirdek yemek işte çerez yemekten o noktaya gidişinin önüne ya da o mesafenin ne kadar uzun ya da kısa olacağını bilemezsiniz. Acaba maddi durumu müsait değil diye mi o eğlence kültürüne? Ama yılbaşı eğlencesi bir bu içki problemli bir şey. Kültürünün o da onu söylüyor. Bakın onun ulaştığı nokta, model olarak bilinen nokta, ortaya konulan nokta böyle bir eğlence anlayışı ama. Hmm. Ama Arapların ya da Doğu'nun ya da bizim Müslüman geleneğimizin, dindar insanların eğlence anlayışında böyle bir şey yok. Sapkınlık yok, içki yok vesaire zina yok. İçenler, zina yok vesaire yok. Ama bunlar da bakın çok meşrulaştırılıyor, normalleştiriliyor. Bütün Noel filmlerine, yılbaşı filmlerine bakın bir zahmet. Dolayısıyla çerez yiyen adam, yani o eğlence anlayışından oraya gidişin ne kadar hızlı olabileceğini, nasıl dönüşebileceğini bilemezsiniz. O zaman bir kıyas yapalım. 50 yıl sonra o noktaya bir anda gelir. O da biter. Yani kıyas ufak yapalım. Bir şey kalmışsa o da biter 50 yıl sonra. Böyle yani adam. Yoksa reddetmekle bir şey, bu ayrı bir şey. Zaten kolay değil bunu reddetmek, sabah kadar reddedelim. Dayatılıyor zaten, doğru diyor. Bize sorulmuyor. Bir dakika, araya giriyorum bir saniye. Yani tamam, maalesef kapitalizmin gereğini yapacağız. Reklama gitmemiz lazım. Maaşlarımızı almak için kısa bir ara. Aslında ne devam ediyoruz? Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama şimdi yani neyi konuştuğumuz meselesine gelince, biz Noel yılbaşını konuşalım, nedir ne değildir derken konu geldi. Yenilmiş bir medeniyetin çocukları olarak ne yaparsak yapalım bu işten çıkamayız. Teslim olalım. Kurtulalım noktasındayız ya da örtgölem noktasındayız. Ama benim anladığım. Ben yenilmedi. Ben bunu... Biz asla köle olmadık. Yok. Dolayısıyla tekrar köle. Öyle demedi ama. Ya. Ben evet, yok. Yenilmiş yani... medeniyetli. Yok, sizi tenzih edin. Orduya ama şu önemli değil mi? Köle örneğine çıkarak söyledi. Dedi ki evin kölesi. Tabii. Evin kölesi sen, efendinin başı ağrınca senin de başın ağrıyormuş gibi hissedersin. Tarlanın kölesi olabilir. O zaman iki cümle söyleyebilir miyim? Birincisi İslam medeniyeti, İslam'ın oluşturduğu bir medeniyettir. Açık toplum medeniyetidir ve kendisi yüzyıllar boyunca rektörünüzün kitabının adı da Açık Medeniyettir, onu biliyorum. Recep Hoca'nın, onu biliyorum. Yok, ama onun tezi de güzel. Yani demek istediğim, yüzyıllar boyunca diğer medeniyetlerle birlikte var olmayı o medeniyetlerden nüveleri alarak daha da üste çıkmayı başarabilmiş bir medeniyettir. Bakın bugün Batı'ya giderseniz ben size şunu söyleyeyim. 10 sene İngiltere'de kaldım, İngiliz olamazsınız abi. 100 sene de kalsanız olamazsınız. Çünkü bu medeniyetler kapalı medeniyetlerdir ve sizi içine almaz. Onun için örneğin Avrupa'nın ciddi bir göçmen sorunu var. Orada 3. kuşak, 5. kuşak dışarıdan gelmiş adamlar hala Avrupalı addedilmezler. Yani ne olursanız olun addedilmezler. Yalnız İslam böyle değil.
kelime-i şehadet getirdikten sonra o kültürün, medeniyetin bir parçası oluyorsunuz. Yani dolayısıyla bu medeniyet kendini her daim onaran, yenileyen bir şey. İkinci söylemek istediğim de şu, kısa keseceğim. Bugün konuştuğumuz kutlama biçimleri vesaire kapitalizmin tüm insanlara, sadece tüm Müslümanlara değil. Bakın Avrupa'ya da, Hristiyan'a da, Yahudi'ye de, Budist'e de dikte ettiği bir kültürdür. Dolayısıyla bizim üzerimize hegemonya kurmaya çalışan bir Hristiyan kültürü değildir. Hristiyanlığı dahi kapitalizme alet etmiş olan bir kültür. Ama şunu da söyleyelim. Vahdettin'ince Batı kültürü, Batı medeniyeti derken de sadece Hristiyan Batı medeniyeti diye de ayrım yapmadı. Kapitalist yani onda... Hayır, keşke Batı Hristiyan olsa. Evet. Biz, o ayrı bir şeydi. Batı Hristiyan değil, Hristiyan. Bak, sinirlenmeyin. Lütfen sinirlenmeyin. Konuşma tarzım böyle olabilir. Ben burada bir yanlış anlaşılmayı, kendimi belki eksik ifade etmişliği, bu tarla kölesiyle ev kölesini örnek verdim. Doğru. Tamam. Böyle tipler vardır her toplumda, bizde de vardır ama neticede o tarla köleleri özgürlüğü kazananlardır. Benim söylemek istediğim şey şudur, bakın Amerika'da tarla köle, işte Kunta Kinte bir tarla kölesidir. Onun soyu mücadele veriyor. Alex Carrel'in Kökler dizisini, kitabını ve dizisini de hatırlıyorsunuz. Neticede özgürlüklerine kavuştular. Martin Luther King'dir, şudur budur, Malcolm X'tir. Bütün bunlar o tarla kölelerinin, mücadelelerinin devamı olarak Amerikan toplumunda özgürlüklerini elde ettiler. Kapitalizme ne kadar yenildi, ne kadar dönüştü, o ayrı bir şeydir. Evet. Şimdi bir örnek de daha vermek istiyorum. Anadolu'nun direniş biçimiyle ilgili olarak ben babamdan bir örnek vermek istiyorum. Babam bir anekdot anlatıyor. Çocukluğunda tek parti CHP'sinin zulmünün doruklarda olduğu dönemlerde, jandarma zulmünün zirvede olduğu dönemlerde bir gün tarlada baba, dedemle bir köylümüz tırpanla yonca biçiyorlar. Yukarıdan iki jandarma geliyor karakolun olduğu köyden. Bu ya büyük oldukları için jandarmanın gelip kendilerine eziyet etmesinden korkuyorlar. Saklanıyorlar, bir yerlerde saklanıyorlar. Babama diyorlar ki sen çocuksun, sana karışmazlar. Sen bekle burada. Geliyorlar jandarmalar, çağırıyorlar. Başında bir fes var. Külah, o gün nasıl bir külahsa bir fes var. Alıyor birisi, bir ucunda tutturuyor. Bir ucunda kendisi alıyor jandarma, kasaturayla ikiye biçiyor. Niye fes giydin başına? Diyor ki babam, ben aldım götürdüm eve akşam. Annem iğne ipliği aldı, o fesi yeniden dikti, ben tekrar giydim. Şimdi bakın, Anadolu'nun biraz önce bahsettiğimiz o dönüştürücü... Kaybettiğimizi söylediniz evet, değil mi? Evet, o direniş devam ediyor. O direniş, bak iğneyle, iğneyle tekrar yeniden yapıyor. Yeniden yapıyor. Bu nereden gelir? Bu insan fıtratından gelir ve nitekim... Şimdi bütün reklamdan önceki bütün bahsettiğince görüşlerini bir tarafa atlayalım. Yok, bütün görüşlerin bir şeyin, durumun farkına varıp o annelerimizin, ninelerimizin o direnişini temsil eden tarla köleleri olarak özgürlük mücadelemizi vermeliyiz. Batı medeniyetine karşı. Şimdi bakın, orada Ergun Hoca'nın itirazı şu, biz köle olmadık ki. Olmadık. Hayır, benim itirazım da Ergun Hoca'nın köle olmadığı şeyine... İtirazım şu. Şimdi Vehbut'u ben istiyorum. Sen ne yaparsan yap, 5. kuşak dahi olsan batılı olamıyorsun zaten. Ben anlatmak istediğim şey şu. Kapalı bir medeniyet. Alman olamazsın, Fransız olamazsın. Mümkün değil. Tam olamazsın ama gerçek Müslümanlık. Gerçek Müslümanlıkla aranda mesafeyi bir... Şeyden gidiyorsun, dejenere olunuyorsun. Mesele var mı? Yok, gayet Müslümanlık. Bakın çek. Hocam bir şey söyleyeyim. Ben daha bitireyim. Gerçek Müslümanlık dediğimiz nedir ya? Tamam, bir şey tamamlayayım sana. Bir şey tamamlayayım. Ben biraz önce bir Musa Aleyhisselam kıssasıyla ilgili bir şey anlattım. Oradan küçük bir anekdot daha anlatayım. Musa'nın Firavun'un sarayına gidiş süreci var. Gidiş süreci nasıldır? Suya bırakıyor annesi. Nile bırakılmış. Nile bırakılıyor ve oraya ya da işte efendim şey. Kimsenin sütünü emmiyorum bebek Musa. Öz annesi gelinceye kadar. Onun hikayesini anlatmıyorum. Öz annesi gelinceye kadar. Birkaç müfessir bu hususta diyor ki bu bir sembolik anlatımdır. Bir kişi herhangi bir medeniyetin, herhangi bir odağın baskısına maruz kalabilir. Kendisini dönüştürme çabasına gidebilir. Ama anne sütünü emiyorsa, daha doğrusu diyorlar öz kültüründen kopmuyorsa o kişi kimliğini bir gün ortaya çıkarır. Musa gibi. Evet. Annesinin şeyini. Benim söylemek istediğim şey şudur. Çok durumumuz bundan ibarettir. Ya. Durumumuz bundan ibarettir. Batı medeniyeti askeri alanda da yendi, kültürel anlamda da bizi baskı altına aldı. Ama bundan kurtuluşun bir yolu vardır. Öz değerlerimiz. Anne tamam, sütümüz kadar. Batıya gidip gelenler öz değerlerini tamamen yitirir mi? Batıya gidip gelenlerimiz yok, yok, ile mesela Japonların batıya... Öyle mi dedin? Öyle de değil. Aa, yanlış demişsin. Olur mu? Geri al ya. Tamam. Ya. Onun için o kadar Nurettin Topçu örneği verir. Geri al, kadar, geri al. O kadar... Hayır, Ergin'den... Bittik, yandık. Fazıl örneği. Sizin tabloda köleleşen bir... Reklamdan önceki görüşlerini unutun. İlk defa bir şey açıklayayım. Ben de Londra'da uzun
bozmayı yaşadım. Ha. Yani bak şimdi iki şeye kadar söylemiyordum. Biz de değişmedik artık. Bunu geri yani alalım. Yani biraz, evet. Yapmayalım bir şey. Yapmayalım. Şimdi kişiselleştirme. Daha da şunu insan... bunu ben genelden bahsediyorum. Kuraldan bahsediyorum. Genel bir kural vardır. O kural. Tabii ki mesela Tevfik Fikret Haluk'u gönderir batıya şiirlerinde onu o kadar. Ya Hazreti Musa Firavun'un yerine gitmiş ya. Daha batılısı var mı onun? Daha ilerisi var mı? Arkadaşlar yani ben İngilizce konuşmuyorum. Hatta konuşamıyorum. Ben Türkçe konuşuyorum. Niye anlamıyorsunuz? Anlamıyorum çünkü şöyle. Yok tamam. Ben bir oraya sen benim şimdi, ben çevireyim. Ben İngilizce söyleyeyim. Vahdettin abi diyor ki direnelim. Evet. Tam da onu zaten diyorum. zaten çok altındayız. Şimdi bakın, arkadaşlar. Batı kültürü. Siz diyorsunuz ki bunlar geldi arkadaşlar, bizim malımızdır. Ya değil başkasının malı. Biz de sizin anlattıklarınızı aynı size aktararak anlayıp anlamadığımızı göstermek istiyoruz. O da şu. Siz bize tarla kölesiyle ev kölesinin arasındaki farkı anlatmaya kalkarsanız. Köle köledir ya. Biz de evet, size diyoruz ki bu kadar değil. Tek bir örnek oturuyor burada. Gerçekten o Türk aydını denen bir sınıf veya bir zümre varsa o zümrenin kendi kendini köleleştirme arzusu bu işe oturabilir. Ama bunun dışındakilerde yani anneniz sağ mı? Ha, yaşıyor herhalde. Allah uzun ömür versin. Annelerimizin ki babaannemden bahsettim biraz önce. Allah rahmet eylesin onları tabii. Şimdi onların o iğne iplikle tekrar birleştirdiği fes misali bu coğrafyada bu burada hep neşet ediyor. Yani bizim üzerimizden geçmiş gibi oluyorlar. 15 Temmuz ediyor işte. 15 Temmuz direnişi. Hani yani o zaman bir dakika 15 Temmuz'u Vahdettin İnce'nin anlattıklarında ne diyor? Nasıl açıklıyor? Bak ben hayır o kölelikle ilgili söylediğim zaten bir yere koyamıyorum. Benim söylediğim yani. Hasan o verdiği örnek ayrı bir şey. Örneğimle bir işin tuhafı bir saniye. Ama ben işin tuhafı kölelleştireceğini diye söylerken aldı başka bir alana. Hocam size pas atıyorum. İşin tuhafı ben pası kesiyorum. Bana vereceksin pası. Bir dakika yok. 15 Temmuz'da bu tankların altına yatanların bir kısmı. Bakın kabul edin etmeyin. Bunu nereye oturacaksınız mesela bilmiyorum. Ama dövmeli çocuklar. Enteresan bak. Diyor ki ben içki içiyordum diyor. Duydum çıktım geldim diyor adam yani. Şimdi bunu söylüyor. Dövmeli. Fark etmiyor. Mesele o değil. Bak, bir kısmı sarıklı, şalvarlı. Bir kısmı çarşaflı. Bir kısmı başı açık. Yaz günüydü askılı. Kızlar yani onun fotoğrafları da var yani. Şimdi bunu nereye koyacağız? Bunların yanında o senin dediğin bir kısım aydın var mıydı? Bak ne diyorum ya işte sen o bir kısım aydını genelledin. Bağdat Caddesi'nde ne yaptılar? Alkışladılar tankları değil mi? Ama bakın Vahdettin Bey. Ben ya Bağdat Caddesi'nde tank siz yoktu. Anlattınız, Allah siz anlattığınız zaman bir dakika. Siz Bağdat, anlat tabii. Bir saniye. Siz anlattığınız zaman dedim ki çok güzel iyi gidiyorsun ama genelleme yaparsanız katılmam dedim. Ben ısrarla o genellemeden sizi kurtarmaya çalışıyorum hala. Sağ olun. Ben de şöyle diyorum. Yoksa ezanlar okundu, selalar okundu. Gidip o ezanlar okuyan, selalar okuyan insanları darp edenler de oldu. Aynen onları kastediyorum ben. Diğerlerini değil. Şunu söylemeye çalıştım. Ama sabaha erdiğimizde, 16 Temmuz sabahına erdiğimizde 250 tane şehidimiz yerde yatarken, her tarafı kan gölüne dönmüşken, o bayraklar üzerlerine örtüldüğünde şu olmuştu. Türkiye'deki bakın, ekseriyetimiz, bakın yani bu sadece işte efendim çok dindarlarımız ya da sadece çok işte yer, hayır bir millet ortalama bunu kazandı. Zaten millet ben babaannemi örnek verirken milleti kastettim. Benim söylemek istediğim özetle bir cümleyle söyleyeceğim. Bu konuyu kapatacağım. Lütfen kapatın. Farkındaysanız çok fazla ilk bölümden geri adımlar atmış oldunuz. Onu da söyleyeyim. Geri adım atmadım. Evet. Sadece izah etmek Erdemdir için. Erdemdir ya geri adım atmak. Şöyle bir şey. Hayır geri adım atılması gereken yerde atarım. Tabii. Hiç de öyle değildir. Söylemek istediğim şey şudur. Biz aydınlar, hocalar, farklı yöntemlerle bize dayatılan kültürel emperyalizm karşısında onu meşrulaştırıcı davranışla gireceğimize babaannelerimizin yaptığı gibi onu kendi değerlerimizi yeniden onarıp özgürlüğümüzü elde etmek. O zaman bayramları daha şenlikli yapalım mesela. Ben bir öneri getireyim. Tabii. Doğru. Niçin diyorsun. Örneğin bayramlarımızda yani çocuklar olabildiğince ihmal ediliyor. Sanki ben büyüklerin... artık kapıyı açtım. Siz söyleyin artık. Ya tamam. Ben söyleyeyim mesela bayramlarımızda ben hatırlıyorum şimdi Allah rahmet eylesin kayınvalidem
bir top şeyi yapmış. Çiçek, içine şekerleri, çikolataları koyuyor. Mahallenin çocukları geldiği zaman çekiyorsun, her tarafa dağılıyor. Yani bir şenlik havası olsa aslında ne kadar da güzel olur. Bir diğeri bütün bu kandillerin anılmasında işte helva yapardı anam rahmetli. Dağıtırdı çocuklar bize kandili. Söylerdi. Yani demek istediğim şenlikli olmakta bir şey yok. Evet. Beis yok bence. Yani bunlar bence teşvik de edilmez. Sizin söylediğiniz gibi değil mi? Yok tabii tabii. Yani, teşvik etmiyor. Buna itiraz yok. Zaten Müslüman. Ama burada zaman önemli. Yani bu yeni yıldaki mesele önemli. Onun zamanlaması, bayramlarda, mevlitlerde, kendimizle ilgili öğelerde, değerlerde bu şenlikli durumu ortaya koyabilirsek bunda itiraz yok. Niye yapmayalım? Ya Ramazan bayramında da insanlar çerez yiyor yine çünkü yok, değişik programlar, şunlar, kutlama biçimleri var. Kimsenin itirazı yani buna yok. Kimsenin de itirazı bizimdir da yok. Ama ve lakin bunun gittiği yer, rol model olarak alınan yer insanların içmesiyle, içki şey içmesiyle, başka bir şey yapmasıyla yani. Kimsenin bir şeyi de yok. Yani bu, ama yani bunun, bizim kendi toplumsal hem değerlere, dini değerlere, bunun gideceği noktanın bugün bu normal kabul edilir. Yarın bunun ötesi normal kabul edilir. Bunun sınırını da ucunda tutamazsınız. Tamam. Çünkü orada rol model olarak ortaya konulan şey, eğlence, anlayış, biçimi bellidir. Ve bunun anlayış biçimi ne bizim kültürel değerlerimizde ne ahlaki değerlerimizde örtüşmüyor. Güzel. Problem o yani. Başka bir problem yok. O zaman ben yok. Bir şey söyleyeyim. Mesela 10 sene kaldım İngiltere'de. Yani bir algı şu, sanki Batı yeni yılı böyle aynı şekilde içkilerle vesaire kutluyormuş gibi bir şey yaratıyor. Böyle bir şey yok. İngiliz kutlamıyor bile. Yani televizyonda bizdeki kadar şenlikli programlar bile yoktu ben oradaki. Hatta şaşırmıştım ya bu insanlar niye acaba bir özel gün yapmazlardı. Yani böyle bir şey yok aslında. Ben de kaldım hocam ama çok ciddi kutluyorlardı yani, gençler özellikle. Ama şu var dışarılarda yani, hatta 2000 yılında milenyum şeyinde Thames Nehri'nin kenarında binlerce on binlerce insanla beraber bir anlamda mahsur kaldık. Çünkü saat 12'den sonra trenler de işlemez oldu. Eve gidemedik yahu. Yani ilk tren sabah 4'e kadar beklemek zorunda kalmıştık. Ama dışarıda, sokaklarda yapılan bir eğlence biçimiydi. Şeyi de vardı, nedir o içmeyelim. Çoğunlukta zaten elinde şeyle çocuğu gezen insanlar. Zaten sorun şurada. Yani onlar zaten dikkat ederseniz ABD'de de öyle, Avrupa'da da öyle, birçok ülkede de içki yasaklanmaya başlanıyor. Kendileri için zaten sağlıklı bir şey olmadığını kanaat getirirler ve yasaklıyorlar bir şekilde, sınırlandırıyorlar. Ama bize olabildiğince bu meseleyi bir laiklikle ilgili, sekülerlikle ilgili, yaşam biçimiyle ilgili, modernizmle ilgili, modernizmle ilgili, modern hayatla ilgili bir dayatma olarak da dayatıyorlar. Şimdi, benzeri bu da olabilir yani. Şimdi dindarların şöyle kendileri için iyi olmadığı biz dindarların şöyle bir problemi var bence. Yani biz dindarlar gittikçe modern dönemde bu meşru eğlenceden uzaklaşıyoruz. Mesela mevlid kandillerini kutlamıyoruz, ziyafetler vermiyoruz, ışıklar falan donatmıyoruz. Güzel kutlayalım. Dinliyor musunuz? Dinliyorum, dinliyorum. Ondan sonra düğünlerimizi sadece Kur'an okutuyoruz. Ya düğün yani, düğünde eğlenecek insanlar. Düğünlerde eğlenmiyoruz. Diğer şeylerde eğlenmeler gittikçe kalkıyor. Bu Müslümanların modern durumu, bu sıkıcı bir şey bu. Can sıkıcı bir şey. Dolayısıyla çocukları, yeni kuşaklar bu babalarının, annelerinin yaşam tarzlarının tam tersine eğlenceye susuyorlar yani. Çünkü dünyayı sadece yasaklar olarak algılamaya başlıyorlar. Ama insan ruhunda ne kadar yani şey varsa, o bahsettiğimiz dini şeyler varsa eğlenme de var. İnsan gülmek, oynamak, değil mi? Mizah yapmak vesaire bunları da ister. Ziyafetlerle de olmak ister. O nedenle biz bunlara hakikaten itiraz etmedim ki ben yani. Bunlarla ya senin mali genel konuşuyorsun. Niye sizin özeliniz anlıyorsunuz? Ya bütün program senin üzerine kurulmuyor ya. Yani. Sen bana bakarak söyle. Ben İdris'e anlat. Bütün program senin üzerine kurulmuyor. Vahdettin Bey. Dolayısıyla hakikaten bizim çocuklarımız bizden kopmaya, kaçmaya başlıyor. Sonra deist oldu diyoruz, şu oldu diyoruz, bizi dinlemiyor diyoruz. Ya sıkıcı hale geldik diyoruz. Sıkıcı hale geliyor. Bayramlarımız ama öyle değil. O nedenle. Öyle diyorsunuz, bayramlıklar alıyoruz. Şenlikler yapmamız lazım. Ramazan'ın neresi sıkıcı diyor. Yani çok mesela, mesela mevlid kutlamalarını canlandırmamız lazım. Fener alayları düzenlensin mevlid akşamları. Ziyafetler, tatlılar dağıtalım. Yani gelmiyorlar yani. Tamam mı? Güzel, efendim gazeller okunsun, kasideler okunsun. Yani bunlar eskiden hakikaten okuduğumuzda mesela Ana Maria Schimmel bütün bir Müslüman toplumlarda incelemiş bunu. Şimdi diğer şeyler gibi bayramlarımızda Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı aynı şekilde. Hakikaten o zaman ziyaretleşme, ziyafetleşme, eğlenme,
ruhaniyetle işvet alemi meşru sınırlarda beraber yaşamış bizim ecdadımız. Ama modern dönem Müslümanları bu işvet alemini tümüyle reddetmiş, tümüyle gavur aslında, işi görmeye başlamış. Aslında modern zamanları Müslümanlar demeyelim de, hocam tam yeri geldi. İslamcıları demek belki yani, biraz daha şey ya, tanımlıyor. Yani evet. Yani biraz da yani biraz. Bu işin yoksa normal işte efendim işte Müslüman yani dindar bir insanın bu anlamda çok büyük problemleri de olmamış aslında. Bunu mesele edenler biraz da yani o modernleşme serüvenimizdeki hani bir tek İslamcılarla ilgili değil ama bu sorun. Yani dinle ilgili olan dini yeniden modern dönemde yapılandırarak yaşamaya çalışan Müslümanlar bu Avrupa kültüründen gelen eğlenceye karşı çok ciddi anlamda haklı olarak korkuyorlar. Evet. Fakat bu korkuları aşmamız için biz bahsettiğimiz gibi... Yani çizgi şöyle hocam evet. Yani DAEŞ'in bu da işte 3000 yıllık Buda heykellerini evet. Yıkmasıyla evet. Efendim evinde çerezle işte efendim ya işte bir türküyü dinle evet. Yani dindar arasındaki dinden çıkmak kocaman bir arada bir şey var yani orası işte yani o evet. Tartıştığımız alan burası yani. Evet. Dolayısıyla Müslüman hayırlısı, özgüven sahibi olur. Bu özgüvenle evet inancımızı, esaslarımızı öğreneceğiz, öğreteceğiz. Ama böyle çok şey korkularımızdan da uzak durmamız lazım. Yani bunlar gider, batı bizi yutar, imansızlaşırız. Bu bir dönem Türkiye'de bunlar belki kurgusal olarak yapılmaya çalışıldı. Tam da yapıldığına ben de ama inanmıyorum. Ama benzeşme böyle bir şey değil mi? Evet. Yani yine burada Vahdettin İnce'nin gözlerine baktım da. Yani siz benzediğiniz toplumun davranış biçimlerini iyice içselleştirdiğiniz anda zaten iş bitiyor yani. Öyle değil mi? Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum hadistir. Ya, hadis. Bir kavme benzeyen onlardandır. Bak. Bu da böyle bir şeydir. Bir yani. Kavmeye benzeyen onlardandır. Gayet güzel. Evet. Ama bunu biraz açmamız gerekir üstad. Bir kavmin itikadına benzerse onlardan olur. Yani ama bir yani. Kavminin diyelim ki sanatla ilgili İslam'la meşru yönlerine benziyor. Mesela İslam sanatının ilk dönemdeki gelişmelerine baktığımız zaman bu kartı okuyalım yani hocam, hepsi var. En ciddi anlamda Bizans'tan ve Sasani'den yani etkileniliyor, benzeyiliyor yani. Klasik örneği dolayısıyla yok mu burada? Dolayısıyla Ayasofya kubbesi Selefi bir İslam tarz okumuyor. Cami geleneğinin oluşmasına ve zirveye taşınmasına neden yani, olmuştur mesela. Tabii. Tam da bunu söylüyorum. Zahiri siz yanlış ben okumuyor. Siz diyorsunuz ki Selefi işte olmuyor. Ayasofya Sultanahmet'le Ayasofya arasındaki benzerlik yani etkileşilemez. Süleymaniye. Ben diyorum ki tabii. Kardeşim Sultanahmet kiliseleşiyor. Siz zannediyorsunuz ki ben kubbenin benzemesinden bahsediyorum. Sultanahmet şimdi kiliseleşiyor. Biz şeyler burada durum değişik. Hayır biz bu sıradan insanlar hiçbir böyle hiçbir tehlike yokmuş gibi konuşuyor özellikle Ergun Bey. Hiçbir tehlike yokmuş gibi. Ya ilmek ilmek sökülüyor bu din. Hadis var diyor. Bu din ilmek ilmek sökülecek. İlmek ilmek sökülüyor. Üstümüzdeki baskı, üstümüzdeki emperyalist baskı öyle işte Ayasofya'nın kubbesine benzetmekle, kültürlerin etkileşimiyle, işte çocuklarımız sıkılıyor, eğlenceyle izah edilecek bir durum değil. Uyanın diyorum, durum farklıdır. Sizin görevinizdir, siz sosyologsunuz. Sosyolojinin toplumları nasıl dönüştüğünü benden iyi bilirsiniz. Bir toplum 30-40 sene içerisinde bir bambaşka topluma dönüşüyor. Tarihe gidin bakın. Önceleri Hristiyanlar böyle miydi? Roma kültürü geldi, içine girdi, teslisi soktu. Ama oradaki keşişler de sırf dinleri yayılsın diye onun adına baba oğul Ruhul Kudüs dedi. Yoksa Jüpiter'di, bilmem kimdi bunu aynen Hristiyanlaştırdınız. Hristiyanlık tarihselleşti orada. Bu tehlike söz konusu. Ne demek bizim, hocam? Bizim yapmak istediğimiz şey şudur, yani dikkat çekmek istediğim şey şudur. Öyle sinsi, öyle bir şey gelmiş ki üstümüze biz de bunu sanki doğal, çok normal bir şeymiş gibi. Ya öyle değil. O kadar kolay değil. Biz babaannemizin yanında duracağız. O ilmek ilmek dikiyordu. Bunları ilmek ilmek söküyorlar. Biz ilmek ilmek dikenlerin yanında yer almalıyız. Yeniden kültürümüzü yaşatmalıyız ve kültürümüzü
çocuklarımızın anlayacağı, beğeneceği, seveceği şekle getirelim. Vehbi Hoca'nın dediğine katılıyorum. Bayramlarımız şey gibi geçmesin, cenaze törenleri gibi. Amenna. Ama sırf böyle bir durum vardır diye de onların o coşkulu bayramlarını da ya bu bizim kültürümüzden bir parçadır, ne fark eder diye de özümsemeyelim, içselleştirmeyelim. Dikkat çekmek istediğim husus budur. Yoksa içimizde ilk defa ben bunları söylemiyorum. Çok erdemli, çok değerli, çok daha çaplı entelektüellerimiz vardır. Batıya gidip oradaki çarpıklıkları görüp insanlara şunu da gösterenler vardır. Ya siz bakmayın bunların teknolojide o kadar ilerlediklerine. Ruh kalmamış, ahlak kalmamış, aile kalmamış. Bunu anlatan bir sürü yazarlarımız falan vardır. Dolayısıyla burada karşı karşıya kaldığımız durum normal bir beşeri iletişimin sonucu, etkileşimi sonucu bir toplumun bir toplumdan bir şeyler alması olayı değildir kardeşim. Bu güzel bir nokta. Bu kadar. Bunun evet. Farkına varalım. Şimdi İbni Haldun diyor ki yani biliyorsunuz bu kadime eserinde bir hakim olan toplum diğerini etkiler diyor. Evet. Mağluplar tamam. Galipleri taklit eder. Yani tam bu budur. Yani sosyolojik... Öyle demiyor, böyle diyor. Bu daha vurguludur. Mağluplar galipleri taklit eder. Ya mağluplar taklit eder galipleri diyor. Taklit teorisi eder. De var. Evet. Ama aynı zamanda hakim olanlar diğerlerini etkiler de var. Durum bizde var değil mi? Türkiye'de mesela Nurettin Topçu başta olmak üzere Mehmet Akif Ersoy sürekli taklitçiliği eleştirirler. Evet. Bu işte dediğimiz gibi Avrupa'nın medeniyet olarak yükselmesi, dünyada hakim hale gelmesi ve onunla bizi etkileyip bizden de ciddi bir kesimin işte o self kolonizasyon bilincini taşıyan aydınlar mı deriz, başkaları mı deriz? Onlar aynen alalım, taklit edelim havasında. Ama buna direnen toplumumuz var, buna direnen insanlarımız var. Dolayısıyla o özgüvenimizi yitirmeyelim dediğimiz o. Elbette biz aman Avrupa şey mükemmeldir, iyidir, yılbaşısı yani bu yılbaşı kutlamaları Avrupa'dan geldi. Doğru. Buna karşı bizim hiçbir eleştiriye, hiçbir tedirginliğe, hiçbir endişeye yönelmeden olduğu gibi kabul etmemiz mümkün değil. Bir adım atıyorum. Evet. Yani ama şunu da görmemiz gerekiyor ki yani tarihsel olarak tarih içinde nasıl farklı çevrim dönemlerinde yeni başlangıçlarda bir takım kutlamalar varsa bunun teolojiyle ahlak ilişkisi yok. Nevruz kutlamasına, Nevruz teolojik bir şey değil. Zaman döngüsüyle ilgili bir şey. Siz de duydunuz. Yılbaşı da eğer yılın başlangıcı olarak sadece algılanıp buna göre kutlanırsa bence orada çok ciddi bir problem olmaz. Bu bilince sahip olursak. Ve üstelik biz o zaman batıdan gelen tazyiki de onunla özdeşleşmeden onu aşma imkanına sahip oluruz. Bir nokta var ya o çok... Aynen doğum günü kutlamasına benziyor. Doğum günü kutlamalarını bakın gittikçe yaygınlaşıyor Türkiye'de. Bir kültüre dönüşüyor. Bununla biz nasıl başa çıkabiliriz? Doğum günü evet yani çocuklarımız bir şeyler alalım sevinsinler. Allah hayırlı uğurlu etsin yeni ömrünü teolojik dersin. Teolojik bir şey yok. Bunu kendine dönüştürürsün. Ama ya da tümüyle reddedirsin. Reddedersin ama tümüyle reddetmek kolay bir şey değil yani. Bugün. Bunun hocam bakın teolojik altyapısının işte yılbaşı olarak kutlarsak problem yani o açıdan evet. Bahsettim. Yine o kadar problem. Oldu, değil mi? Yılbaşı evet. Teolojik bir zemine dayanmıyor. Bir Hristiyan işte yılın o, yeni bir yılın başlangıcı. Şimdi bakın ama burada şöyle bir durum var. Nevroz diyoruz ya. Evet. O da baharın başlangıcı vesaire diye. Daha çok hangi nerede kutlanıyor ve nasıl bir kutlama şeyi var? Mart'ın sonlarına doğru. Nerelerde kutlanıyor? 21 Mart'ta şöyle bir nerelerde doğuda mı kutlanıyor? Ya İranik bir toplum. Tamam yani onun çok Anadolu'da ve nasıl İran'da. Bir kutlama modeli var orada? Nasıl bir kutlama şekli var? Yiyecekler dağıtılır, insanlar birbirlerini ziyaret eder. Tarım toplumunun da bütünleşen işte bir kutlama. Mesele bu yani. Yedi tane sin harfiyle başlayan şey. Teolojik bir zemini yok. O da aynı tabii, şekilde. Aynı. Bakın doğum günüyle değil de Nevroz'la evet. Karşılaştıralım. Evet, yeni yılı bütün o teolojik bilmem şeyinden arındıralım. Yok. Ki zaten evet, öyle olmadığını hocam anlattı. Noel başka bir şey, yılbaşı başka evet. Bir şey. Ancak kutlama biçimi olarak, tabii. Kutlama şekli olarak, model olarak... Bakın nasıl farklı. Dolayısıyla bizim... Şeklimizi vermişiz. Ha, bu Nevroz bizim bizden çıkan, bu coğrafyadan çıkan Kürt, Türk, İran, Pers tabii, neyse. Tabii. Bu coğrafyadan çıkan bir şey. Ve buna bunun şey gereği olarak da ona uygun kutlama biçimi var. Evet. Yani içkinin su gibi aktığı her türlü işte sapkınlığın bir şekilde... Hazın.
Ha yani bunların attı. Olduğu bir şimdi kutlama yarın, biçimi. Yarın gazetelerde okuyacağız nasıl tacizleri olmuş şimdi falan. Bu şöyle şeyler. Bakın, o zaman tacizcileri enseleyelim. O yani ayrıca niye? Milyonlarca insanı toplandığı yerde. Hayır şeyi söylemeye çalışıyorum hocam. Bakın o bunlara insanlar içki konusunu şey yapmıyorum. Yani burada kimseye şey ilgilendiren yani. Bir durum değil insanlar için. Ama bu kutlama bakın yılbaşında satışların artması bize bir şeyi de gösteriyor. Demek tabii. ki. Bu bir kutlama biçimi. Yılbaşında iki kadeh içelim falan. Bu, ya bir yılbaşında iç ne olacak? 40 yılda bir yılbaşında. Yalnızca yılbaşlarında içiyorum. Ama Nevruz kutlamalarında böyle değil. İnsanlar işte yumurtalar boyanıyor. Tabii. Şey, oyunlar oynanıyor. Bir şeyler Aa. Yapılıyor. O, ateşler yakılıyor. Çevresinden atlanıyor. Yani, köydeyse insanlar birbirlerini ziyaret ediyor. Pikniklere çıkılıyor çoluk çocuklar. Suriye'de, İran'da, Irak'ta biliyoruz bunları. Tabii. Ama Türkiye'de... bir tarım toplumundan bahsetti biraz önce. Tabii ateş, zerdüştlük, buğday, yiyecekler, ama... tarım toplumunun bir kutlaması olarak yapılan. Bu başka bir perspektif ama yani. İçki başka modern şey toplumun şimdi. Özelliği başka ateş. Başka bir şeyden bahsediyoruz. Yani. Evet. Bu bizim kültürel, ahlaki, dini vesaire bütün bu değerlerimizle evet. örtüşen yani. Bir kutlama biçimi var. O değil. Anlamda evet. Bu başka bir şey ama o perspektif ayrı bir perspektif. Katılmadın. Yok ben şeye katılıyorum yani bunlar birbiriyle teolojik olmayan iki kutlama tarzı zaman çevirimleriyle ortaya çıkıyor. Çok onu doğru. Diyorum ben tamam. Ama Nevruz dediği gibi bizim coğrafyamızda, kültürümüzde, tarihimizde, bölgemizde çıkmış bir şey. Ama bu yılbaşı kutlaması modern dönemde ortaya çıkan Avrupa'dan o çıkıp dünyaya yayılan bize de gelen yani bir şey. Batı'dan de, geldiği için kötüdür evet, demiyor bir, kimse. Bir şey de sırf ama bizden, Avrupa'dan geldiği için kötüdür de, demiyor. Bir şey de sırf bizden doğduğu için iyi değildir. Onu da bilelim yani. Tamam karşıdan çünkü gelen de. Nevruz'da aynen. kutlama biçimi doğru. olarak ahlaka... Tevhide, şey akideye mugayir bir şey olmadığı için onun için söylüyorum. Sorun değil. Heh. Burada da kutlan bir bazı insanlar bir günün değişmesini, takvimin değişmesini coşkuyla kutlanması gereken bir şey olarak algılayabilirler. Heh. Yapıyorlar. İtiraz İçki içmesin, mu? Taciz etmesin, diğer kötülükleri yapmasın, ağaç kesmesin mesela, çamları Heh. Kesip çevreye zarar vermesin. O ayrı bir şey. Bunu bir şey dediğim yok ama bunun nereden geldiğini ben söylemek zorundayım. Hindileri kesmesin, öyle mi? Ya, dolayısıyla mesele bunun batıdan ya da Avrupa'dan gelmesi, batıdan gelmesi değil mesele. Evet, şimdi, onun da doğudan gelmesi onu olumlamıyor aynı şekilde. Geliş biçimi tehlikeli. Saat 23.30. Yarım saat kaldı. Biraz sonra hemen kutlayalım bu kadar konuşamaz. Ben de Vahdettin Hoca kutlamaya gideceğiz. Bizim de son 10 dakikamız var. Televizyonda söyleyeceksin insanlar inanacak. Kutlamaya yani gittiniz. Niye şimdi, çayımızı içip ne güzel işte. Takıldı. Eski yıla kut. Çerez evet. var mı Hasan abi? Şimdi, bu kadar söyledik çerez geçsin. Şimdi soru şu. 2018 açısından hepinize soracağım. 2018'in size göre en önemli olayı neydi? Bana göre Kaşıkçı'nın o dehşet verici bir şekilde öldürülmesi en çok aklımda kalan olaydır 2018. Hatırlatın. Ne olmuştu? Yani adamcağız evlenme belgesini almak için Suudi Arabistan konsolosluğuna giriyor. Bir anda asit kuyusunda mı? Cemal Kaşıkçı. Cemal gazeteci. Kaşıkçı gazeteci. Suudi Arabistanlı gazeteci. Türkiye'den bir hanımefendiyle nişanlanmış. Eşinden boşanmış Suudi Arabistan'dan boşandığına dair belgeyi alması gerekiyor. Londra'ya müracaat ediyor. Sonra Washington'da onlar bir şekilde İstanbul'a yönlendiriyorlar. Burada evde tutmuş kendine. Nişanlısıyla birlikte gidiyor konsolosluğa giriyor. Giriş o giriştir. Yer yarıldı da içine girdi oldu adeta. Hani böyle deyimlerimiz vardır ama sonra Türkiye'nin emniyetin yaptığı açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla çok dehşet verici, çok hunharca öldürülmüş. Parçalanmış cesedi bir şekilde kaybedilmiş ve hala akıbeti bellidir de cesedi nerededir bilmiyoruz. Bugün de bir görüntüler çıktı taşınıyor evet, bir yerden A-Haber bir A Haber evet. yayınladı götürülüyor bir yerlerden bir yere. Bana göre birçok yönden hem bir insanın bu şekilde hunharca öldürülmesi olayı bir İstanbul'da böyle bir olayın meydana gelmesi birçok yönden bir şeylere yönelik bir hedef. İki Müslüman bir ülkenin haremeyinin Hadimül Haremeyn denen bir ülkenin yöneticilerinin bir şekilde irtibatının olma ihtimali olması beni birçok yönden dehşete düşüren bir olaydır. Tabii başka büyük Peki. olaylar vardır yani. Vehbi Hocam herhalde Kudüs'ün evet. Kudüs Amerika'yla... şimdi yani, evet yani buyurun hocam sizin için 2018... Valla 2018 benim için çok güzel en önemli, bitiyor, önemli. Bitti diyeceğim. Evet. En önemli olayından ziyade cumartesi ve pazar günü çok güzel...
iki gün boyunca Kudüs'ü. İşte onun için konuştuk. 2018'de biliyorsunuz Amerika durdu size ısrarla anlattığınız bir kanunu yürürlüğe koydu. Kudüs'ü ya. Başkent ilan etti İsrail açısından. Tabii. Ve evet. İslam dünyası ayağa kalktı. Bu da doğru. Çok değerli yani aslında önemli bir İslam, bilgi yani o anlamda söylüyorum. Onu şöyle söyleyeyim acaba İslam dünyası ayağa kaldırıldı tarafımızdan. Güzel. O da yani çok önemli sizin bir şey. Sizin için önemli olduğu için hatırlattım. Çok yani. Çok önemli ama daha da güzeli şuydu. Cumartesi günü başladı konferans. Kudüs'te ilmi hayat üzerine müesseseler vesaire dolu dolu sabahtan akşama, pazar günü de öyle. Ve ben şöyle bir şerefe nail oldum. 2018'in son ayının son haftasının, konferansın son gününün son oturumunun son konuşmacısı bendim. Evet. Ve orada orada anlattığım şuydu. Kudüs'teki siyasi ve fiziki gelişmelerin aslında 1830'lardan nasıl başladığını, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın torunu olan İbrahim Paşa'nın Kudüs'ü istilasıyla bu işin bizzat nasıl Müslümanların aleyhine şekillendirildiğini, oradaki daha da azınlıkta bulunan Hristiyan ve Yahudi topluluklara nasıl bir takım payeler verilerek 3-5 yıl içinde şeyin tersine döndürüldüğünü ve bunun da maalesef bu bir ne diyelim Mısır'dan gelen ve diyelim içimizden mi? Hani nasıl tarif edeyim? Çünkü oradaki konuşmacılardan bir tanesi ağzından şöyle bir laf çıktı. Meş'um İbrahim Paşa. Yani ne diyelim? Kötü, işte, uğursuz, lanetli İbrahim Paşa yaptı diye. Çünkü Müslümanlar ayaklandığı zaman önce bir garnizonu oradan Mısır'a doğru bir şey yapıyorlar. Bir başarı kazanıyor 1835'te. Ancak geri dönüyor ve tekrardan galip geliyor. Ondan sonra zaten Kudüs gidiyor. Kudüs yani otayla. Bir de tabii hani burada da söyleyeyim, hep söyledim çünkü içimde bir yaradır. Biliyorsunuz bir kundaklama olayından sonra 1968 yılında bir kurum ihdas edildi. Ve bugün bu kurum dünya diplomatik sıralamasında son derece üst düzey bir seviyede. Bunun başında olan insanlar binlerce, on binlerce dolar aylık alıyorlar. Son derece lüks Mercedes'lerde bir toplantıdan bir toplantıya 5 yıldızlı otellerde gidiyorlar. Kim o? Ve tek görevi var bu. Kurumun tek görevi var, Kudüs'ü korumak. Tek görevi var. Başka hiçbir isim vermeyeceğim. İslam. Girin bunun şeyine. İşbirliği teşkilatı mı? Ne? Hangisi? İslam teşkilatı. Evet. Şimdi bu arka ya yani 1996'da Amerika Birleşik Devletleri bir kanun çıkarıyor. Kanun. Kudüs başkent olacak ve Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu Kudüs'e taşınacak kanun. Şey değil yani, öyle laf falan değil. Ondan sonra gelen ve bu Clinton zamanında oluyor. Ondan sonra gelen başkanlar her 6 ayda bir mektup yazıyorlar, diyorlar ki bu bizim şu anki çıkarlarımıza uygun değildir, yapmayalım. En sonunda işte bu olayın olduğu yıl kanun yeniden düzenleniyor ve diyorlar ki artık bundan sonra Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının böyle bir erteleme yapma şeyi yoktur, yetkisi yoktur ve dolayısıyla bu yılın sonunda ki bu gerçekleşti değil mi? Aralık ayında oldu yanılmıyorsam, Kasım'da ilk şeyler çıktı İstanbul'da. Sayın Cumhurbaşkanı, bakın bu şey yapalım biz Türkiye falan, bir kişinin şeyiyle oldu bu. Evet. Diretmesi ve çabasıyla. Çünkü şöyle bir şey var. O zaman şunu söyleyeyim. Tacit tarihe göre Hoca Sadreddin şeyi anlatıyor. Yavuz Sultan Selim Halep alıyor. Ardından Şam'a, oradan Gazze üzerinden Mısır'ın fethine doğru giderken 1516 yılında Ramla yakınlarına geliyorlar. Ve dayanamıyor. Orduyu bir kenara bırakıyor. Onca yolu çok küçük bir birlikle ve hakikaten de tehlikeli bir şekilde. Yani bir saldırıyor orası. Sultan o durumda korunacak fazla orduyu bırakıyor. Gazze üzerine gönderiyor. Ve Aralık ayının son günü, yani bugün 30-31'inde Kudüs-i Şerif'e giriyor. Ve hatta Tacit Tavarih'te mumtır, matar, yağmurlu bir gündü diyor. Neyse iki gün kalıyor. İkinci günün sonunda da kar yağmaya başlıyor. Evet. Böyle bir hava ortamında ve 1516 Aralık ayındayız. 1917 Aralık'ta yani 401 sene mi yanlış söylemiyorum. Önemli değil, evet 400 sene sonra evet. Aralık ayında bu sefer Kudüs'ü teslim ediyoruz. Yani. Ve ardımızda burada pek konuşulmuyor. 25 bin şehit var. Evet. 25 bin şehit. Peki. Ve yine Aralık ayında Kudüs başkent ilan ediliyor. Ve elçilikler taşınmaya. Gel de bunu içinesindir. Evet. Evet. Teşekkür Doğru. ederim. Rica ederim. Fırsat Rica verdiniz. Eyvallah. Şunu da söyleyelim. Bu da Ülke TV'nin şanına yakışır.
son 2-3 yıldır bugün Yavuz Sultan Selim Türbesi'nde işte o bu Kudüs'ü teslim aldığı günün anısına orada bir etkinliği başlattık biz. Devam ediyor. Gelenek haline geliyor inşallah. Müftülük de destekliyor. Onu da haberleştiriyor. O da söyleyici olur. Hocam, sizin için 2018'in en önemli olayı? Kişisel olarak ben Kudüs'e gittim. He, ne güzel. Elhamdülillah hocam. Ülke TV'nin kıymetli programcısı Mustafa ile birlikte. Evet. Sağ olsun sizi de. Ben gidemiyorum. Oldum. Sizi gidin demiştim. Hatırlıyorsunuz. Bir gün geldim Hasan abi dedim ben bu Kudüs'ü çok istiyorum gitmeyi. Nasıl yapabiliriz diye. Birkaç hafta geçti beni nasip olunca aradı. Yani, oradan da onu Mesut Aksa'dan araya gireyim. Aradım bana da bir Bosna sözü var. Bosna'ya hepimiz nasip gideceğiz. Gerçekleşecek inşallah. Ama, Mesut, ama İdris kardeşim başınız dertte. Evet. Çünkü Kudüs'e gitmeyi arzu etmek başka bir şey. Gittikten sonra onun ateşiyle yapmak başka çok bir şey. Çok başka bir şey. Bir de Kudüs'e gidip sonra da gidemeyenler işte, açısından daha bir başka bir şey. Evet, senin için. Evet. Yani, o da ayrı bir durum. Muhtemelen biz de belki gidemeyebiliriz. Bu son işte Suudi Arabistan olayları falan çok yazdık çizdik. Bu şey olabilir ama gerçekten çok önemli yani Kudüs'ün şey konusu. Evet. Türkiye açısından şunu söyleyeyim çok kısa. Finansal o ataklar, o saldırılar, doların böyle yükselişi gerçekten işte uluslararası birkaç şey söyleyeyim. Türkiye ile ilgili de bu ekonomik saldırı gerçekten çok göz göre göre açık, herkesin gözü önünde nedeninin siyasi olduğu belli olan bu kadar aleni bir şekilde bir ülkenin ekonomisine böyle bir saldırı gerçekleştirilmesi bence bu 2018'in en kritik olaylarından biriydi. Çok güzel. Buna eklemleyelim. Söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Çok şükür. Brunson olayı da bununla eklemlendirilebilecek tabii, bir şeydir. Tabii Brunson olayı zaten birlikte değerlendirelim ve bu bir Brunson'un verilmemesi. Brunson dediğimiz Rahip Brunson İzmir'de Brunson. 15 Temmuz'dan sonra tutuklanıp daha sonra ceza alıp cezası çektikten sonra Türkiye'den giden kişiden Rahip bahsediyoruz. Hazır. Aynen öyle. Peki. Ergun Hocam son söz sizin. 2018 sizin açısından tabii olay. Türkiye açısından en büyük olay bence Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmekti. Ha 24 Haziran seçimleri. Evet bu Türkiye'nin tarihinde seçim yeni bir sisteme unuttuk bile seçim geçmesi hakikaten çok önemli bence. Hem Türkiye açısından hem bölge açısından çok önemli. Türkiye'nin özellikle Orta Doğu'ya bu yaptığı bir takım Suriye ile ilgili bir takım girişimleri oradaki güvenliği sağlamaya yönelik atılımları çok önemli. Türkiye ilk defa tarihte kendi sınırlarının dışına yeniden çıkarak var olma çabasına yönelen bir ülke haline geliyor. Evet. Bir irade bu önemli. Peki. Dünya açısından da bence Çin gibi herkesin işte büyük ülke, yükselen ülke vesaire diye gösterdiği bir Çin'de 2 milyonlarca insan Türkistan'da kamplara alınıyor. Ve soğuk savaş döneminin ideolojik propagandasıyla eğitilmeye çalışılıyor. Bu hakikaten bence hiç ummadığımız, beklemediğimiz korkunç bir olay. Bu dönemde, bu zamanda böyle bir şeyin olması ürkütücü bir şey bence. Ben de o zaman şunu söyleyeyim. İlave olsun. Çok güzel, önemli tespitler. Benim için de Afrin Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı'nı anmış olalım burada. Siz dediniz ya Türkiye tarihte ilk defa, yani ikinci defa belki. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'nı da bunun içine dahil etmemiz lazım. Afrin Barış Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'deki terör gruplarını bertaraf edip oraya barışı ve huzuru bir şekilde getirip tesis etmesidir diyelim 2018'de. Şimdi kapatıyorum artık. 2018 bitiyor. Biraz sonra 2019'a gireceğiz. İyisiyle kötüsüyle aslında çok da zor bir 2018 geçirdik. Dileriz ki hem memleketimiz için hem İslam alemi için hem insanlık için 2019 iyi geçer, İnşallah. Huzurlu geçer. Bu temellere bitirelim. Aslında ne oldu? Sonuna geldik. Hepinize iyi geceler.